Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle bir kez daha candan yürekten selamlıyoruz. Uyandırma Servisi ekibi olarak 24 Haber Merkezi rejideki arkadaşlarım, stüdyodaki arkadaşlarım adına hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle bir kez daha selamlıyoruz. Her şey bugün iyi olsun, her şey bugün gönlünüzce olsun inşallah. Okula giden kardeşlerime Allah zihin açıklığı versin. İşe giden kardeşlerimin, dostlarımın, arkadaşlarımın Allah işini gücünü rast getirsin. Hastalarımıza şifa, derman, deva dileyelim Allah'tan. Borçlularımıza da borçlarını ödeyecek para, işsizlerimize iş, az paraya çalışanlara da yüksek zamlar inşallah gelsin. Hepsi bugün olsun inşallah. Ne diliyorsanız, iyi ne istiyorsanız Allah'tan inşallah bulasınız, inşallah gelsin ve yüzünüzü güldürsün. Temennisiyle başlıyoruz Uyandırma Servisine. Gelin bakalım memlekette neler var neler yok. Dün Türk siyaset tarihi adına son derece önemli, kritik bir gündü. İlk kez yani çok partili hayata geçtikten sonra ilk kez artık partili cumhurbaşkanımız var. Sevdam dediği, aşkım dediği, davam dediği, kavgam dediği, kurucusu olduğu AK Parti'ye 970 küsür gün sonra Recep Tayyip Erdoğan yeniden dün gitti, üye oldu. Gözyaşları arasında alkışlarla yeniden partisinin saflarına katıldı. Dün o AK Parti grup toplantısından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakasında AK Parti rozetiyle katıldığı o grup toplantısından son derece önemli duygusal anlar gelecek birazdan ekranlarınıza. Selamun aleyküm diyerek başlayan ikinci Erdoğan dönemini sizlerle paylaşacağız. Erdoğan bugün Soçi'ye gidiyor. Soçi'de Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek. Kritik bir görüşme. Görüşmenin ana gündem maddesi kuşkusuz ki bölgesel ilişkiler, yani aralarında Suriye'nin de olduğu bölgesel ilişkiler. Ama görünmeyen gündeminde iki önemli başlık var. Birisi enerji, diğeri de savunma anlaşmaları. S-400'ler konusu bugün muhtemelen iki lider arasında gündeme gelecek. Ona birazdan detaylarıyla bakıyor olacağız. 16 Nisan'dan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde başlayan fokurdama artık parçalanmayı beraberinde getirmek üzere. Evvela Deniz Baykal son derece net bir dille Kemal Kılıçdaroğlu'na aday oluyorsan adaylığını açıkla. Eğer Cumhurbaşkanı adaylığına karar vermiş değilsen hemen çekil bir kenara diyerek res çekmişti. Ardından Muharrem İnce ve Fikri Sağlar dün topa girdi ve yönetimi sert bir dille eleştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da parti içi muhalefet başlatanı partiden kovarım diye tehdit etti. Ona birazdan, yani CHP'de neler olup bittiğine birazdan daha detaylı bir şekilde bakıyor olacağız. Suriye'nin kuzeyine yapılan hava harekatı PKK ve bölge uzantıları PYD'yi panikletmiş durumda. Teröristler artık kendi saflarında operasyonlara katılacak olan, terör faaliyetlerine katılacak olan terörist bulamaz hale geldiler ve hangi yöntemle terörist arıyorlar? İlanla terörist arıyorlar. Ona birazdan detaylarıyla bakıyor olacağız. Birleşmiş Milletler Bilim, Eğitim ve Kültür Örgütü UNESCO, İsrail'i işgalci güç olarak tanımlayan bir karar tasarısını oylayarak kabul etti. Bu kararla beraber özellikle Filistin'in başkenti olan Kudüs'ün İsrail tarafından işgal edildiği UNESCO tarafından da tescillenmiş oldu. Uyandırma Servisi yeniden başladı efendim. Anayasa gereği ayrılmak zorunda kaldığım, kurucusu olduğum partime, yuvama, sevdama, aşkıma bugün yeniden dönüyorum. Sevdam dediği, kavgam dediği, aşkım dediği, davam dediği ve işte az önce kapakta da duydunuz, anayasa gereği zorla ayrılmak durumunda kaldığı AK Parti'ye, kurucusu olduğu AK Parti'ye Recep Tayyip Erdoğan dün resmen yeniden döndü. Başbakan ve mevcut AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım, Erdoğan'ı zaten ev sahibisisiniz, ev sahibine hoş geldin demek de biraz garip oldu dedi. Ve Erdoğan'ın yakasına rozeti taktı. Erdoğan da kürsüye çıktı. Selamun aleyküm diyerek ikinci AK Parti yolculuğunu başlattı. Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. (Gülüyor)
27 Ağustos 2014 tarihinde milletimiz tarafından Cumhurbaşkanlığı görevine seçilmem sebebiyle anayasa gereği ayrılmak zorunda kaldığım, kurucusu olduğum partime, yuvama, sevdama, aşkıma bugün yeniden dönüyorum. Tam 979 gün sonra bu hasret hamdolsun sona eriyor. Bugün burada bir kez daha selamun aleyküm diyerek heyetinizin içine tekrar dahil oluyorum. AK Parti Genel Merkezi'nde üyelik beyannamesini imzaladıktan sonra bunlar ilk sözleriydi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden üyelik beyannamesini doldurdu. Alkışlar arasında kürsüye çıkmadan önce torunu Emine Mahinur'u öptü, sonra başbakanın elinden çerçeve içindeki üyelik beyannamesini aldı. Değerli konuklar, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a AK Parti kurucu üyeliği ihyasını, beyannamesini takdim etmektedir. Yuvama, sevdama, aşkıma bugün yeniden dönüyorum. Tam 979 gün sonra bu hasret hamdolsun sona eriyor. Bugün burada bir kez daha selamun aleyküm diyerek heyetinizin içine tekrar dahil oluyorum. Tabii bu ayrılık aslında sadece bir resmi ayrılıktı. Aramızdaki mesafe mevzuat gereği olan bir mesafeydi. Gönlümüz hep beraber oldu, hep beraberdi. Biliyoruz ki gönüllere sınır çizmek, gönüllere duvar örmek mümkün değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm partilere seslendi, daha çok çalışacağız mesajı verdi. AK Parti siyasetinin benzerinin olmadığına dikkati çekti. Bu kutlu yürüyüşü inşallah önümüzdeki dönemde hep birlikte daha güçlü, çok daha kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Bundan sonra yükümüzün daha da ağır olduğunu özellikle hatırlatmak istiyorum. AK Parti'nin başarısını anlamak istemeyenler hep başka yerlere bakıyor. AK Parti tarzı siyaseti diye bir kavramı kazandırdığımıza inanıyorum. Başbakan Binali Yıldırım da sözlerine başlarken duygulandı. Dolan gözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Kendi kurduğunuz evinize, yuvanıza tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdin. Aslına bakarsanız ev sahibine hoş geldiniz demeye de ihtiyaç yok. Başbakan da, Cumhurbaşkanı da eşlerine teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Hanımefendiye bu süreçte gösterdiği fedakarlıktan ve sabırdan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Semiha Hanım'a da bu süreçte yaptığı destek ve fedakarlık için teşekkür ediyorum. Ben de eşime, Semiha Hanım'a huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Binali Bey'den geri kalmıyordum. Ve Başbakan Yıldırım 21 Mayıs'ta yapılacak 3. Olağanüstü AK Parti Kongresi'ni hatırlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tek aday gösterileceğini açıkladı. Sayın Cumhurbaşkanımızı genel başkan aday olarak teklif edeceğiz. Şüphesiz kararı kongre delegelerimiz verecektir. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bizler...
Ve sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan üyelik sonrası AK Partililere seslendi. Türkiye'nin önündeki iki seçimi hatırlattı Cumhurbaşkanı. 2019 seçimlerine hazırlanın dediğim. Başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Timsah gözyaşlarına da dikkat edin ikazında bulundu. Tüm gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti üyeliği sonrası vereceği mesajlardaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm salonu seslendi. Yeni hedefi 2019 seçimlerine hazırlanın diyerek verdi. Erdoğan çok çalışacağız, rehavete kapılmak yok dedi. Bundan sonra tüm enerjimizi, dikkatimizi, planlarımızı 2019 seçimlerine göre yapmak mecburiyetindeyiz. Bizim rehavete kapılma, hele hele milletimizin rotasından çıkma hakkımız asla yoktur. Bu fakir mahcup olmak istemiyor. Sizlerin de mahcup olmak istemediğinize inanıyorum. Öyleyse çalışacağız. Daha çok çalışacağız. Cumhurbaşkanı yeni dönemi işaret etti. Erdoğan'ın bu partiye sırtını dönüp de iflah olanı görmedim sözleri dikkat çekti. Bugüne kadar bu davaya, bu partiye sırtını dönüp de iflah olan kimse görmedi. Erdoğan terörle mücadelede kararlılık mesajlarını sıraladı. FETÖ'yle mücadeleye vurgu yaptı. Timsah gözyaşlarına dikkat edin dedi. Takiye'nin bu kadar başarılı yapıldığı bir başka örgüt Türkiye'de yoktur. Ben şuna inanıyorum. Acırsak acınacak hale gelebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak ve Suriye'de terör örgütlerine yönelik sürdürülen operasyonları hatırlattı. Devletin zirvesi tüm uluslararası kamuoyuna teröre taviz yok dedi. PYD, YPG, onların Kuzey Suriye'deki heveslerini biz kursağında bırakacağız. Bunu da herkes böyle bilmelidir. Cumhurbaşkanının Avrupa Birliği'ne yönelik mesajları da sertti. NATO zirvesi öncesi AB liderlerinden gelen görüşme talepleri ve isteklerini kamuoyuyla paylaştı. Türkiye kapı kulu değil dedi. İşte şimdi de ne diyorlar? Peki biz bundan sonra ne yapacağız diyorlar. Ya bugüne kadar ne yaptığınız ortada. Bundan sonra ne yapacağız demek ne demek? Ha bundan sonra yapacağınız bir şey var. Nedir o? Bugüne kadar açmadığınız şu fasılları açmaktan başka çareniz yok. Bunu açarsanız ne hala? Açmadığınız takdirde güle güle. Türkiye bunların kapı kulu değildir. Ve bugüne kadar ne söylendiyse, ne denildiyse bunlar hepsi yerine gelmiştir. Şimdi bir haber dün alıyorum. İşte yakında NATO zirvesi var. Orada görüşme talepleri var. Yukarıdan aşağıya 5 tane madde saymışlar. O 5 maddeye bakıyorum. İlk adımı Türkiye'nin atması gerekir. O hal kalkması gerekir. Şu olması lazım, bu olması lazım. Geçin bunları, geçin. Siz ne yapacaksınız onu söyle. Sen önce git Fransa'daki o hali kaldır. Cumhurbaşkanı ana muhalefete de yüklendi. Erdoğan 15 Temmuz sonrasında yaşananları hatırlattı. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne taşınmamızın ardından bu bina üzerinden şahsımızı ve dolaylı olarak partimizi yıpratmaya yönelik akla hayale gelmeyecek ahlaksızlıklar sergilendi. Milletimizin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne kendi evine sahip çıkması karşısında bu tavırları sergileyenler de kendilerine çeki düzen vermek zorunda kaldılar. Gelmem diyen kim varsa sonunda bir gün Beştepe'nin yolunu öğrendi. Ve halk oylaması sonuçları. Cumhurbaşkanı CHP'nin yaptığı itirazlara tepki gösterdi. Yüksek Seçim Kurulu'na gidiyorsun. Yüksek Seçim Kurulu nihai kararını veriyor. Sen onunla tatmin olmuyorsun. Anayasa Mahkemesi diyorsun. O arada Anayasa Mahkemesi bir açıklama yapıyor. Oradan da umudunu kesiyorsun. Şimdi de AİHM'e gidiyorsun. Ya AİHM'in böyle bir görevi yok. Görev alanının içerisinde böyle bir şey yok. Ve bu ülkenin seçimle ilgili iç işlerine karışma yetkisi yok. Tabii yenilen pehlivan yenilgiye doymuyor. Onun için sabırlı ol. Bak, önümüzde 2019'da seçimler var. O seçime iyi hazırlan. Şimdi sizi düne götürüyoruz. Söğüt Özü'ne AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı'nın
İşte aşağı yukarı 3 yıla yakın bir süre sonra yeniden AK Parti rozetin yakasına takacağı o tarihi güne dün Söğüt Özü tanıklık etti. Bunun için tabii bölgede sabah erken saatlerden itibaren hummalı bir çalışma vardı. Ankara ekibimiz Petek Uz, Necdet Tunaç, Ümit Çetin, Hakan Aykaç ve Erlevent Gülbitti'nin dünkü o tarihi buluşmadan, o tarihi grup toplantısından izlenimleri geliyor şimdi ekranlarınıza. En son 979 gün önce buradan ayrılmıştı. Aşkımı, sevdamı sizlere emanet ediyorum diyerek ayrılmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve şu anda da eşi Emine Erdoğan'la birlikte AK Parti Genel Merkezi'ne doğru giriyor. Artık metreler kaldı diyebiliriz. Türk siyaseti ve AK Parti tarih günlerinden birini daha yaşadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 979 gün sonra AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. AK Parti Genel Merkezi ve Söğüt Özü Caddesi bir tarihe tanıklık etti. Hazırlıklar saatler öncesinden başladı. AK Parti Genel Merkezi'nin çevresine barikatlardan adeta ağ örüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Merkezi'ne gelmesinden saatler önce hazırlıklar başladı ve Genel Merkez'in bulunduğu alana şu anda plakası alınan araçlar haricinde hiçbir araç sokulmuyor. Diğer taraftan AK Parti Genel Merkezi'ne çıkan tüm yollarda bariyerlerle kapatılmış durumda. Güvenlikte kırmızı alarm verildi. AK Parti çevresine zırhlı araçlar yerleştirildi. Bomba arama köpekleriyle arama yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aşkım sevdam dedi AK Parti üyeliği öncesinde binanın etrafına metal dedektörler de yerleştirildi. AK Parti Genel Merkezi içinde de hummalı bir hazırlık vardı. Otoparktaki tüm araçlar çekildi. Tarihi gün öncesinde AK Parti Genel Merkezi'nin önündeki otoparkında boşaltıldığı dikkatlerden kaçmadı. Ve saatler ilerledikçe hareketlenme de arttı. Söğüt Özü'ndeki AK Parti Genel Merkezi'nde medya ordusu dikkatlerden kaçmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti üyeliği öncesinde onlarca televizyon kanalı bu tarihi anı canlı olarak aktarıyor. Yine AK Parti Genel Merkezi önünde adeta bir medya ordusu var. Saatler 13'e yaklaşırken AK Parti Genel Merkezi'nin protokol kapısı önünde de hareketlilik vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 33 ay aradan sonra AK Parti Genel Merkezi'ne geleceği saatlerde de AK Parti Genel Merkezi'nin önündeki hazırlıklar tamamlanmış durumda. Şu anda AK Parti Genel Merkezi'nin protokol girişine bariyerler çekildi ve buraya hiçbir aracın yanaşmasına izin verilmiyor. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyu Söğüt Özü Caddesi'nde görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la birlikte 979 gün önce ayrıldığı AK Parti Genel Merkezi'ne alkışlarla geldi. En son 979 gün önce buradan ayrılmıştı. Aşkımı, sevdamı sizlere emanet ediyorum diyerek ayrılmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve şu anda da eşi Emine Erdoğan'la birlikte AK Parti Genel Merkezi'ne doğru giriyor. Artık metreler kaldı diyebiliriz. Bu işler bitti. Yani bu teknik meseleler, işte üye kaydıydı, oradaki konuşmalar vesaire. Sonra devlet işlerine geçildi. Başbakanın da, Cumhurbaşkanının da programında böyle bir buluşma yoktu. Bu işte üye kaydı seremonisi tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı ve Başbakan külliyede, Cumhurbaşkanlığı külliyesinde bir araya geldi. Peki ama o külliyedeki buluşmanın gündemi neydi? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanı'nın yeniden partiye üye olması töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Görüşme sürprizdi, zira her iki ismin de programında görüşecekleri bilgisi yer almıyordu. Görüşmeye önemli kılansa Ankara kulislerinde yüksek sesle konuşulmaya başlanan kabine revizyonu iddiasıydı. Beştepe'de tam 5,5 saat süren toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. Ve Cumhurbaşkanı bugün Rusya'ya, Soçi'ye gidiyor. Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelecek. Görüşmenin hiç kuşkusuz çok önemli gündem maddeleri var ama herhalde en çok konuşulacak olanı Türkiye'nin S-400 füzelerini alacak anlaşmayı ya da işte ön görüşmeyi en azından yapacak olması. Görüşmede ana gündem maddesi terörle mücadele gibi görünüyor. İki lider Suriye'deki gelişmelere ilişkin Cenevre ve Astana süreçlerinin takibi, ateşkes ihlallerinin son bulması ve sivillere yardımların ulaştırılması gibi konuları masaya yatıracak. Ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki turizm, ticaret, askeri ve enerji alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi de ele alınacak.
Ben de isterdim bu güzel müzik ziyafeti devam etsin. Şu adamı görüp hard politikaya geçmeyelim ama işte hayatta devam ediyor. Bizim de anlatacaklarımız var size. Onları buluşturmamız lazım sizlerle. Samet gel kardeşim buraya. Şu gazeteleri bir görelim. Şu da bize şuradan kenardan baksın. Ne haber? Yolunda mı her şey? İnşallah daha iyi olacak. Bahar geldi. Herkes baharla ilgili böyle başka başka bir takım abuk subuk beklentiler yükseltiyordu. Baharda ne olduğunu gördük. Dün borsa fırladı, dolar dibe çakıldı. Ve bu arada tabii hani işin psikolojik tesiri de var kuşkusuz ki. Doların dibe çakılması ve bunun yani işte bu kategorik olarak muhalefet yapan, işte millet vatan millet düşmanlığı yapan gazeteler tarafından bile dolar dibe çakıldığı haberinin veriliyor olması psikolojik olarak doların aşağı düşme trendini de destekleyen gelişmeler biliyorsunuz. İşin böyle bir tarafı da var. Ama işte öyle yani herkes bir takım beklentiler yükseltiyordu. Olmadı. Bahar başka bir şeye vesile oldu. Çok şükür. Bahar sayeden de inşallah bahar gibi geçiyor. Daha başkası da olmaz. Olamaz. Şimdi bugün gazetelerin iki meselesi var. Biri hiç kuşkusuz ki işte Sayın Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı'nın aşkım, sevdam, kavgam, davam dediği AK Parti'ye dönüşü. Kurucu üyelik ihyasının Binali Yıldırım tarafından kendisine sunulması. İkincisi de CHP'de yaşanan parçalanma tablosu. Bunlara bakacağız. Şu CHP'deki parçalanma tablosuna ilişkin çok çok haber var. Fakat bugün ben size şu çok haberin tefsiri anlamına gelebilecek bir haber vereceğim. Şu Aydınlık Gazetesi'nde yani tabii bir sürü birazdan başka şeyler de okuyacağım. Başka gazetelerden başka haberler de okuyacağım. Fakat bu bir CHP'nin CHP gibi parçalarını getirmiş birinci sayfasına. O yüzden önemsedim. Çünkü bundan sonra CHP siyasetine bakacağımız vakit bu minvalden yapacağız değerlendirmeleri. Yani bunu göreceğiz evvela. 5 grup saymış Aydınlık. CHP'nin içerisindeki hareketten yola çıkarak Baykalcılar, Kılıçdaroğlu grubu, Kılıçdaroğlu karşıtları, SHP kökenliler ve geleneksel CHP'liler diye 5 grup saymış. Kimmiş bunlar? Baykal'ın Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede başkan adayıysanız tamam, değilseniz kurultayı toplayın mesajı iç kavgayı başlattı. Daha önce partiden tasfiye edilen Baykalcılar yeniden sahneye çıktı. Baykal'ın Abdullah Gül %49'un adayı olabilir değerlendirilmesi lazım tepkileri, sözleri partiye tepkiye yol açtı. Kılıçdaroğlu grubu, parti yönetiminde il ve ilçe örgütlerinde etkili olan ve istifa etme niyeti olmayan Kılıçdaroğlu grubunun parti üzerinde hızla etkisinin kaybolduğuna dikkat çekiliyor. ABD, PKK ve FETÖ konusunda kesin bir sınır çizemeyen grubun içinde TR-705 kodlu Sezgin Tanrıkulu gibi isimler bulunması tepki çekiyor diyor. Kılıçdaroğlu karşıtları, Kılıçdaroğlu'nun yerine genel başkan olmak için çalışan isimlerden oluşuyor. Önde gelen temsilcileri Muharrem İnce. Fakat İnce'nin Kılıçdaroğlu karşısında sonuç alacağına ihtimal verilmiyor. Bu grup partinin politikalarına değil, sadece Kılıçdaroğlu'na karşı çıkıyorlar. ABD, FETÖ ve PKK'ya karşı duyarsızlar. SHP kökenliler. Bu grup 1991 SHP hep seçim ittifakının tekrarlanmasını istiyor. HDP ile ittifakı savunuyor. En önde gelen temsilcileri o dönemde SHP'de görev yapan Fikri Sağlar. Sağlar önceki gün asıl tek adamlık CHP'de diyerek Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı. Hükümet medyası Sağlar'ı manşetine taşıdı diyor. Hükümet medyasından kastettiği Akşam Gazetesi. Dün Fikri Sağlar'ın o değerlendirmeleri vardı biliyorsun. Fakat şeyi anlamadım mesela. SHP kökenliler tıpkı 91'deki SHP hep koalisyonu gibi bugün de HDP ile bir ittifak istiyor diyor ama Kılıçdaroğlu grubunun içine de Sezgin Tanrıkulu'nu koymuş. Sezgin Tanrıkulu'nu kategorik olarak başka bir yerde mi değerlendiriyor onu anlamadım mesela. Bir de geleneksel CHP'liler varmış. Partide en kalabalık ama ne yapacağı bilinmeyen grup partinin tabanını oluşturuyor. Altı oku ve CHP'nin kuruluş felsefesini savunuyorlar. Parti yönetiminde ve delegeler içinde etkin değiller. Bütün olumsuzluklara rağmen CHP'den kopmadılar. İhale ve rant peşinde koşmayan bu ekip PKK ve FETÖ konusunda da hassas. Kimse bu böyle soyut bir tarif bu. Yani
çok iyi bir CHP'li grup var. CHP'yi yani aydınlığın herhalde şeyi Doğu Perinçek grubunun herhalde temennisi bu. Çok güzel bir grup var. Vallahi işte CHP'nin kuruluş felsefesini savunuyor. Parti yönetiminde etkin değiller ama işte CHP'den kopmadılar. Rant peşinde koşmuyorlar. PKK ve FETÖ'ye öfke kusuyorlar falan. Böyle geleneksel CHP'liler diye bir şey tarif ediyor aydınlık. Orada onun da gayet partiyi herhalde almasını istiyor. Bilemiyorum. Değil mi? Hadi bunu geçelim bir kenara. Sanki senin çektiğin kameranın ışığı mı biraz az gibi? Burası biraz karanlık gibi. Neyse. Biz verdiğimiz haberlerle aydınlatalım ortalığı. Değil mi? Bak şu taraf. Şu görüntü biraz daha aydınlık. Şu görüntü biraz daha karanlık gibi. Neyse. Monitörden de olabilir. Benim gözlerimden de olabilir. Belki de benim gözlerim bozuk. Dönüş imzası. Hürriyet'in sürmanşeti. Erdoğan, sevdam, aşkım, yuvam, beşinci çocuğum dediği AK Parti'ye 979 gün sonra döndü. Türkiye'de partili cumhurbaşkanlığı başladı diye yazmış Hürriyet gazetesi. Yani kategorik olarak başından beri karşı çıkıyordunuz ama geçmiş olsun. Bu saatten sonra yani herhalde hani Ertuğrul Özkök ve avanesi şey diyecek yani. 2 Mayıs öncesinde yaşananları 2 Mayıs öncesinde bırakalım. Bak şu anda biraz aydınlandı, gördün mü? Işıklar yandı. Güneş doğdu. senin kameraya güneş doğdu. Kategorik olarak bu vakte kadar itirazı vardı Hürriyet Gazetesi'nin. Ama dün artık o imzalar da atıldıktan sonra düşünsenize şimdi yani bugün Rusya'ya gidiyor Sayın Cumhurbaşkanı. Rusya, Çin 16 Mayıs'ta ABD ve diğer başka bir takım yerlere yakasında AK Parti rozetiyle gidiyor. Ve bu yani oradaki muhatapları tarafından da elbet biliniyor. Ne yapabilirsiniz? Ne yapabilirsiniz? Elinizden geleni yaptınız işte. En son öldürücü vuruş olarak 16 Nisan'a görüyordunuz. 16 Nisan'da umduğunuzu bulamadınız. Bütün terör örgütleriyle, bütün derin yapılarla, yabancı gizli servislerle, Türkiye düşmanı 1915 ittifakıyla, Türkiye karşıtı 1915 ittifakıyla her türlü güçle bir araya geldiniz ve durdurmaya çalıştınız. Ne oldu? Ne oldu? Millet son sözü söyledi ve artık size sadece dönüş imzası diye başlık atmak düştü. Çok uğraştınız ama ve lakin netice alamadınız. Geçmiş olsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan dönüşü uçakta gazetecilerin AK Parti'yi destekleyen yazarlar arasında yaşanan tartışmalarla ilgili sorularını yanıtladı. Tekke mürit aramıyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın bugünkü bu değerlendirmeleri bazı gazetelerde büyük, bazı gazetelerde satır aralarında yer almış durumda. Ben en iyi bugün bunu Milat Gazetesi'nin gördüğünü düşünüyorum. Sebebi de şu, hükümete yakın medya içerisinde Milat Gazetesi bu tartışmaların hiçbir tarafında olmadı. Dolayısıyla biraz daha geniş, biraz daha dışarıdan bu tartışmayı hani Cumhurbaşkanı cephesinden görmüş olması şaşırtıcı değil Milat'ın. Yani kabul etmek lazım ki hemen hemen her gazetede bu işte bahsedilen tartışmanın tarafları var. Bazı gazetelerde iki tarafları birden var bu tartışmanın. Yani gazeteler homojen olarak bir tartışmanın tarafı değil, gazeteler içerisindeki yazarlar da farklı işte kalem savaşları içerisine girmiş durumdalar. Şimdi buna ilişkin bu hareketin liderinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın tavrı bu. Kimse uluhiyet davasına ya da bunun kavgasına diyelim girmesin. Yol arkadaşlarının mezara kadar olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimsenin bir başkasını dışlama hakkı olmadığını söyledi ve ekledi. Biz tekkeye mürit aramıyoruz. Ağır olacak ama
kimse uluhiyet davasına girmesin diyor. Yol arkadaşıysam mezara kadar gidilir. İslamcı olanlar atılıyor deniliyor. Bu yanlış. Ebedi alemin ölçüsü hiçbirimizin elinde değil. Çok ağır olacak ama kimse uluhiyet davasına da girmesin. Benim tahminim Recep Tayyip Erdoğan düdüğü çaldı, maçı bitirdi. Bunun izahı budur. Yani dünkü uçakta vermiş olduğu bu mesaj maçın hakemi olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın düdüğü çaldığı ve maçı bitirdiğidir. Bundan sonra yani bundan sonra bu sözden sonra söylenecek her söz bu sözün sahibine dönük olarak ben sizin fikirlerinizi, düşüncelerinizi, kanaatinizi, ortaya koyduğunuz tavrı dikkate almıyorum anlamına gelir. Bu kadar açık söyleyeyim ben şimdi. Yani bu hareketin lideri, bu kalem savaşları konusunda net bir tavır ortaya koymuşken, şu tasfiye edilecek deniyor, böyle bir durum yok. Kimse uluhiyet davasına girmesin dedikten sonra hala daha bu tartışmanın devam ediyor olması muhtemelen biz sizin sözlerinizi, değerlendirmelerinizi dikkate almıyoruz anlamına gelecek. Bakayım başka gazeteler bunu nasıl görmüşler? Bakalım. Mesela Star gazetesinde Mustafa Kartoğlu tekkiye mülit aramıyoruz diye görmüş. Tekkiye mülit aramıyoruz. İslamcı olanlar atılıyor, olmayanlar getiriliyor tartışmalarına tepki gösterdi. Ayrım yapmak çok yanlış. Biz tekkiye mürit aramıyoruz. Bazıları işi şirazesinden çıkarttı. Şimdi hep deniyordu ya. Neden Sayın Erdoğan bu gidişe bir dur demiyor? Bu meseleyi yeniden müdahale etmiyor deniyordu ya. Tayyip Erdoğan işi gücü yok. Kalem savaşlarına müdahale etsin. Öyle bir durum yok. Tayyip Erdoğan bir ilke koyuyor ortaya. Ve bu ilke perspektifinde herkes pozisyon alır. Almalı ya da. İsteyen alır, isteyen almaz. Ya da işte doğru tahlille, analizle. İlkeyi koymuş ortaya. Peki, tekrar diğer gazetelerde de bu habere söz geldiğinde paylaşırız. Nasıl görmüş kongreyi? Kongreyi diyorum. Kongre beni andı. AK Parti grubundaki katılım merasimini. Star ona bakalım. Partime, yuvama, sevdama, aşkıma yeniden dönüyorum diyor. Star gazetesindeki haberin üst başlığında. Kutlu Yürüyüş reisine kavuştu. Cumhurbaşkanlığı sistemini getiren anayasa reformunun ardından büyük değişimin ilk adımı atıldı. Erdoğan tarihi günde bu kutlu yürüyüşü daha güçlü ve kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Yükümüz de arttı, gücümüz de mesajı verdi. Şu kurucu üyeliğin ihyası belgesi Sayın Binali Yıldırım tarafından Sayın Erdoğan'a verildi. Bak dün bu saatlerde bu ekranlarda dedim ki eğer siyaset yapma niyetiniz varsa ve eğer AK Parti'de siyaset yapacaksanız bugün AK Parti'ye üye olmak için muazzam bir gün. Zira bugün Recep Tayyip Erdoğan'la aynı gün AK Parti'ye üye oldum diyebilirsiniz mesela. Düşünsene yani ama artık geçti. Dün mesela hani 2 Mayıs itibariyle herhangi bir ilçe teşkilatından, herhangi bir ilçe teşkilatından selamünaleyküm evrakım budur be hadi beni üye yapın deyip tak diye üye kaydı açtırmış olsaydınız. Şimdi şey diyorlar bazı teşkilatlarda işte, evrakınızı alıyorlar, talebinizi de değerlendiriyorlar. Sonra birkaç gün sonrasında gün veriyorlar falan deniyor. Nedir bu işin böyle prosedürü ben onu anlamıyorum yani herhalde güvenlik soruşturmasına falan geçiriyor herhalde bilmiyorum yani öyle şey. Yani hemen üye olunabilseydi çünkü ben bu teklifi yapınca öyle dediler. Biz müracaat ediyoruz ama biraz geç dönüş oluyor. Dolayısıyla aynı gün hemen üye kaydı yapmıyorlar dediler. Onu da bilmiyorum. Niye üye kaydı yapılmıyor ki? Bence yani siyasi partilere, sadece AK Parti'ye değil, bütün siyasi partilere duyuralım.
üye kaydı yapın. Üyeler alın partinize. Partili insanlar olsun. Yani insanlar birbirleriyle tartışırken sadece ben bu partinin gönüllüsüyüm, oy vereniyim, seçmeniyim falan değil. Sahiden ben bu partinin bir neferiyim desin insanlar. Bence buna çalışın. Şu anda en fazla üye hiç kuşkusuz ki AK Parti'de. Sanıyorum 10 milyona yakın üyesi var AK Parti'nin. Ve bu aynı zamanda tabii işte kadın üye sayısının, genç üye sayısının falan da otomatik olarak ortalamasını etkiliyor. Yani onlar diğer partilere göre daha yüksek. CHP tabii her seferinde olduğu gibi bu fırsatı da kaçırıyor. Armudun sapı, üzümün çöpü falan diyerek. Bence buna dikkat etmek lazım yani. Üyelik iyidir, parti üyeliği iyidir. Bak biz, ben 75'liyim. Bizim kuşak, özellikle bu hani 12 Eylül sonrası, özellikle işte siyasetten uzak tutulmaya çalışılan bir kuşaktı. Yani ben 80'lerde ve 90'ların ilk yarısında ortaokul lise öğrencisi iken okula gazete getirdiğimizde disipline götürürlerdi bizi. Gazete normal hani Hürriyet, Milliyet, Sabah bir şey değil yani, bir yasak yayından falan bahsetmiyorum. Örgüt bülteninden falan bahsetmiyorum. Normal bakkalda gazete satılıyor. Hani iki ekmek bir gazete diyorlar ya, o gazetelerden birini okula götürdüğümüzde disipline götürüyorlardı bizi. Sen niye yanında gazete taşıyorsun diye. Ne demek niye yanında gazete taşıyorsun ya? Okuyacağız. Okuyacağız. Bir şey yazmışlar adamlar memleketle ilgili. Dolayısıyla biz böyle baskılandık. Abuk sabuk şeylere kanalize edildik. Televizyonlarda uyduruk diziler, yarışma programlarıyla falan beynimiz uyuşturuldu. Magazin programlarıyla. Futbolcular işte gece alemlerine akıyorlar falan filan. Bugünkü işte şeylerin temellerinin atıldığı, bugünkü yozlaşmanın, televizyondaki yozlaşmanın temellerinin atıldığı o günler. Sebebi oydu yani. Sebebi bizi siyasetten uzak tutmaktı. Şimdi ama öyle değil. Şimdi vallahi maşallah bizim çocuklarımız çatır çatır memleket meseleleri tartışıyorlar. 15-16 yaşında çocuklar 15 Temmuz'da gidip tankların altında şehit oldu. Budur yani. Memleketimiz için bir şey yapmak lazım. Siyasetten soğutmayın çocuklarınızı. Siyasete yakın dursunlar. Gitsinler üye olsunlar. Yeşil yaşayatlarına üye olsunlar. Pankart assınlar gece sabaha kadar. Çok ciddi söylüyorum. Pankart assınlar sokaklardan. Yani yasal siyasi partilerin pankartlarını demek istiyorum. Pankart deyince yine başka bir şey anlaşılmasın. Milliyet diyor ki aşkıma döndüm. Ay ay. Cumhurbaşkanı Erdoğan alkışlar, sloganlar ve gözyaşları eşliğinde 979 günlük ayrılığın ardından AK Parti'ye katıldı. Böylece Türkiye'de partili cumhurbaşkanı dönemi başlamış oldu. Şu fotoğraf çok güzel değil mi ya yalnız? Şu fotoğraf. Özür dilerim, biraz nevazil durum var. Şu fotoğraf. Dün buradan ifade edeyim. Sayın Binali Yıldırım'ı dinlerken Twitter'da da tek cümle paylaştım. Sayın Binali Yıldırım konuştukça kürsüde büyüdü. Her sözünde devleşti. O kadar söylüyorum. Dün kürsüye çıktı. Sayın Erdoğan'ı kürsüye davet etmeden evvel bir hoş geldin konuşması yaptı. Ve konuşmasının her kelimesinde Binali Yıldırım bin kat daha büyüdü. Yani zaten büyük adam. Zaten büyük adamdı. Ama o tevazuyla, o sadakatiyle, liyakatını zaten hiç kimse tartışmaz bu memlekette. İşte köprüler, otoyollar, barajlar, prestij projeler tamamının neredeyse altında son 15 yıldır Ulaştırma Bakanı olarak ya da Başbakan olarak zaten hani imzası var. O zaten hani liyakati tartışılmaz. Herhalde Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinde gelmiş geçmiş Cumhuriyet tarihi boyunca, bu çok iddialı söylüyorum, Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinde görev yapmış, gelmiş geçmiş en çalışkan ve üretken icracı bakandır Sayın Binali Yıldırım. Bunun herhalde yani muhalifi destekçisi kimsenin itiraz edebileceğini zannetmiyorum. Yani Binali Yıldırım ne yapmıştır derlerse eğer günün birinde, buradan köye yol olur. Gerek Ulaştırma Bakanlığı, gerek Başbakanlığı döneminde. Yani köprüler, otoyollar, tüneller, barajlar
inanılmaz bir icracı tavrı var. Yani liyakat tarafı asla tartışılmaz. Çalışkanlığı, becerikliliği, yorulmazlığı asla tartışılmaz. Ama dün aynı zamanda davasına, hareketine, partisine, liderine sadakati, bağlılığını da bu millet görmüş oldu. Koltuk hırsıyla hareket etmediğini, komplekse kapılmadığını, kendini başka bir yerlerde görmediğini de bu millet görmüş oldu. Dedik işte, yani konuştukça devleşti, susanlara selam olsun. Sayın Binali Yıldırım konuştukça devleşti dün kürsüde. Bu vakte kadar susanlara selam olsun. Yani herkes 16 Nisan'dan sonra evetçi. Tamam mı? 16 Nisan saat 21 itibariyle ben de zaten evetçiydim ki diyor herkes. Herkes öyle. Tamam. Dün baktım Twitter'da kutlama mesajları var. Cumhurbaşkanının partiye dönüşünü kutluyorlar. Böyle kutlama mesajları var. O işte Cumhurbaşkanının parti rozeti takmasına vaktiyle itiraz eden ama bunu açıktan söyleyemeyen sinsiler. Dün aman da ne güzel oldu, yavrum da pek şeker oldu diye Twitter'dan kutlama mesajları gönderiyorlar. Ve bunu kimse fark etmiyor ha. O kadar zekisiniz ki siz. Bu vakte kadar çektiğiniz operasyonu kimse görmedi. Değil mi? Sevdama kavuştum. Vatanın manşeti. 979 gün sonra AK Parti'ye döndü. Partime, yuvama, sevdama, aşkıma yeniden kavuştum dedi. En sert mesajlarını Avrupa'ya gönderdi diye yazmış. Bugün Vatan Gazetesi. Güzel. Yuvama döndü. Şimdi bu meseleyle ilgili, bu az önce bahsettiğim uçak meselesiyle ilgili Yeni Şafak'ın tavrı da çok önemli. Yeni Şafak da biliyorsunuz bu kavgada şuraya şurayı, az daha aşağıya. Evet. Yeni Şafak da bu kavgada, bu tartışmada, bu kalem savaşları içerisinde pek çok yazarıyla yer bulan gazetelerden biriydi. Genel yayın yönetmeni uçaktaydı bizzat. Yani Cumhurbaşkanı bu sözleri söylerken Yeni Şafak'ın genel yayın yönetmeni Sayın İbrahim Karagül de oradaydı. Ve İbrahim Karagül'ün Hatice Karahan'la beraber naklettikleri ifade şu: İslamcı olanlar atılıyor, İslamcı olmayanlar getiriliyor deniliyor. Bir siyasi partide İslamcı olmak ya da olmamak şeklinde ayrım zaten yanlış. Tekkeye mürit aramıyoruz ki. Esas olan dürüst, ilkeli, parti ilkelerine uyacak insan aramaktır. Bazıları işi şirazesinden çıkarttı. İşi kendilerinin belirledikleri çerçevede kalan insanları doğru, diğerlerini yanlış addetme noktasına getirdiler. Böyle bir hakları, yetkileri yok. Benim de yok. Uluhiyet davasına kimse girmesin. Yol arkadaşlığı, gönül arkadaşlığı önemlidir. Yol arkadaşıysan, gönül arkadaşıysan pazara kadar değil mezara kadar gidilir. Bunların bir kısmı pazara kadar geldiler, sonra trenden indiler. Sahiden de bu sözleri Yeni Şafak gazetesi bu nasıl yazmış diye dün gece merak ediyordum. Dün gece bu deşifre metnini gördüm. Ve hangi gazete bunu nasıl görecek diye merak ediyordum. Bak mesela Türkiye Gazetesi de yine bu tartışmanın taraflarından biri, ya da İhlas Grubu diyelim. TGRT televizyonunda yapılan bir takım söylenen bir takım sözler vardı. Türkiye Gazetesi bunu tekkeye mürit aramıyoruz diye görmüş. İslamcı olanlar atılıyor, İslamcı olmayanlar getiriliyor deniliyor. Biz tekkeye mürit aramıyoruz ki. Siyasi parti için esas olan dürüst, ilkeli, vatanını, milletini seven insan aramaktır diyor. Bir kez daha söylüyorum, yani televizyonlarını yeni açanlar için belki de, kaçıranlar için başını.
Bu tartışma bitmiştir arkadaş. Bu tartışma bitmiştir. Recep Tayyip Erdoğan düdüğü çalmıştır. Maçı tatil etmiştir. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Başını sonunu keserler şimdi bu adam ne diyor diye. Şeyden bahsediyorum, kalem savaşlarından bahsediyorum. Ne diyor, tatil matil falan filan. Kalem savaşlarından bahsediyorum. Kendisini bir takım yerlerde görüp, bir takım çevreler adına kararlar verme operasyonu dün gece itibariyle, hadi bu sabah itibariyle, yani Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerinin gazetelere yansıması itibariyle sona ermiştir. Bu saatten sonra bu tartışmayı devam ettiren, bu hareketin liderinin ortaya koyduğu tavra ihanet ediyor anlamına gelir. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Böyle bir şey yok. Sabah vermedik ya, dur. Unuturuz şimdi. Ondan sonra pat diye bu dilim bitiyor der. Sayın. Kaç dakikamız var? Aa, rahatız. Yuvama, sevdama, aşkıma döndüm. Tabii biz Seyhun'la konuşuyoruz. Ben sadece rahatsız dediğimi duyuyorsunuz. 10 dakikamız varmış. Onu söylüyorum. Kendi kendine rahatsız diyen bir adam var. Eğer 10 dakikamız varsa bir tane yazı bile okurum ben o arada. Yuvama, sevdama, aşkıma döndüm diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tam 979 gün sonra bu hasret sona erdi. Kurucusu olduğum partime, yuvama, sevdama, aşkıma yeniden dönüyorum. Bir kez daha selamun aleyküm diyor Cumhurbaşkanı. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. 10 milyon AK Partili dün Recep Tayyip Erdoğan'ı böyle karşıladı. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü diyerek karşıladı. Selamun aleyküm diye gelen bir adam başka nasıl karşıladınız zaten? Binali Yıldırım en doğru değerlendirmeyi yaptı yalnız. Ya ev sahibisin zaten dedi yani. Sen ev sahibisin. Bizim sana hoş geldin demek haddimize mi dedi yani. Şu fotoğrafı da görsene. Şimdi bu milletin gönlünde... Bu milletin gönlünde... Nasıl yer etmesi bu adam? Bu adam milleti için, ümmet için, vatan için, toprak için, bayrak için böyle ağlarken bu milletin gönlünde nasıl yer etmesi bu adam? Şu hale bak. Aynı senin gibi ya da aynı benim gibi işte yani. Biz çünkü neler gördük şimdi size yani mesela 20 yaş altı falan ne demek istediğimizi çok fazla anlamıyor. Yani seçmenle yanlışlıkla tokalaştıktan sonra arkasında ıslak mendil taşıyan adamlar bulunduran siyasetçiler gördü bu millet de. O yüzden şimdi böyle böyle milletin arasında bir lider gördüğümüz zaman bizim açıkçası biz de neye uğradığımızı şaşırıyoruz yani. Biz de neye uğradığımızı şaşırıyoruz. Şeye bakayım mı bir saniye? Sayfaya. İşte bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 979 gün sonra AK Parti yayından üye oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak diyor ki, hasret bitti. Milletin lideri, milletin partisine geri döndü. Millete hizmet yolunda ilk günkü kadar heyecanlı, ilk günkü kadar kararlıyız. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, büyük sevdamız AK Parti'ye geri dönüyor, hayırlı uğurlu olsun. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, yeni süreçte siyasette taşlar yerine oturacak. Yeni sistemin ilk uygulamasını Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü, deneyimli, vizyoner bir liderin yapacak olması da Türkiye açısından büyük bir kazanımdır. Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, siyasi hayatımız için çok önemli bir dönüm noktası. Suni düzenlemelerden biri daha sona erdi.
Yeni bir siyasal aşamaya geçtik. Hayırlı uğurlu olsun. Şeyi söylemek lazım. Bu vakte kadar eğer yakasında parti rozeti yoksa da bütün cumhurbaşkanları gelmiş geçmiş bütün cumhurbaşkanları partiliydi arkadaşım. Ben bu kadar söyleyeyim size. Yani kim diyorsa ki işte parti yoktu, partiler üstüydü, şuydu, buydu falan filan milletin aklıyla alay ediyor demektir. Yani Ahmet Necdet Sezer'in CHP'li olduğunu kim gizliyorsa bu milletten, Süleyman Demirel'in Doğru Yol Partili olduğunu, Turgut Özal'ın Anavatan Partili olduğunu kim gizliyorsa milletten, milletin aklıyla alay ediyor demektir. İsmet İnönü'nün CHP'li olduğunu, Celal Bayar'ın Demokrat Partili olduğunu kim gizliyorsa milletten, komik geliyor ya. Yani mesela rahmetli Celal Bayar üzerinde DP yazılı bastonla dolaşırdı, özellikle hani yeri belli, yerimiz belli olsun diye, biliyorsunuz değil mi? Üzerinde Demokrat Parti'nin kısaltması olan asayla bastonla dolaşırdı. İsmet İnönü'yü falan hiç söylemiyorum zaten. Hani ebedi şef, milli şef falan filan, onlara hiç girmiyorum zaten. Turgut Özal oturduğu yerden Anavatan Partisi'nin il ilçe teşkilatlarını yönetiyordu. Turgut Özal yani bu memlekete gelmiş önemli reformist siyasetçilerden biridir. Bence hiç itiraz yok. Kimse yadırgamıyordu zaten. Kimse de Turgut Bey partiden eline yeteyince, hatta şöyle dendi yani, Turgut Bey partiden tasfiye ettikten sonra işte parti baş aşağı gitti falan filan diyenler oldu. Hani sanki Turgut Bey elini çekmeseydi temennisiyle. Demirel resmen DYP'nin başına atama yapmaya çalışıyordu. Çiller gelmesin de işte Köksal Top'tan gelsin falan filan gibi. Dolayısıyla yani herkes partiliydi babacığım. Kimse birbirini şey yapmasın yani. Türkiye'nin başkanlık çağı, Güneş Gazetesi. 16 Nisan referandumunda üyelik engelinin kaldırılmasıyla AK Parti'deki 979 günlük hasret sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık 3 yıl sonra kurucusu olduğu partisine geri döndü. Cumhurbaşkanlığı sisteminin önemli adımlarından biri daha atıldı. Şimdi sırada parti genel başkanlığı var. 21 Mayıs'ta inşallah partisinin genel başkanlık koltuğuna da oturacak. CHP fena karıştı. Baykal'ın yaptığı çatı aday çıkışı bir tartışmanın fitilini ateşledi. Kılıçdaroğlu'nun en büyük rakiplerinden biri olan Muharrem İnce, ikinci bir Ekmelettin vakası istemiyoruz, kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğim dedi. Koltuğu sallanan Kılıçdaroğlu ise parti için mücadeleye imkan vermeyeceğim, gerekirse partiden kovacağım diyerek muhalifleri tehdit etti. Parti için mücadele başlatanı partiden kovacağım. Ama diktatör Erdoğan. Ama tek adam Erdoğan. Partide sen başarısız oldun, kenara çekil diyeni kovacağım diyor Kılıçdaroğlu. Fakat diktatör Erdoğan. Vay arkadaş ya. Kurtuluştayız yazmış Hindistan'dan. Yol arkadaşlığı pazara kadar değil mezara kadar diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün geri döndüğü partisini geçmişte destekleyenlerin şimdi aynı tavrı göstermediklerine dikkat çekti. Yol arkadaşıysan pazara kadar değil mezara kadar gidilir diyor. Siyasi parti çalışmalarında İslamcı olmak ya da olmamak şeklinde bir ayrım zaten yanlış. Biz tekkeye mürit aramıyoruz. Siyasi parti için esas olan dürüst, ilkeli, vatanını, milletini seven, parti ilkelerine uyacak insan aramaktır. Ama bazıları işi tamamen şirazesinden çıkarttı diyor akşamın manşeti. Habertürk gazetesi de aynı şeyi yazmış. Tekkeye mürit aramıyoruz başlığıyla. Şunu birazdan konuşuruz. Dolgu dudak kurbanı hemşire Merve Keleş'in şikayetçi olduğu kuaför Soner. Diploma göstermedim, kız arkadaşımın arkadaşı alkollüydük, dolgu malzemesi verdi, vur dedikleri yere sıktım diyor. Kızın dudakları biliyorsunuz mahvolmuştu. Teşekkür ederim kardeşim, ellerine sağlık, sağ olasın. Bir adam uyandırma servisi kaldığı yerden devam ediyor olacak. Bir kez daha sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz. Bakalım mı İstanbul'da nereler başlamış güne, kimler karşılamış günü? İşte
Beyazıt Meydanı İstanbul Üniversitesi'nin tarihi kampüsünü de içinde alan Fatih Sultan Mehmet'in emaneti Beyazıt Meydanı'nı aynı zamanda getiriyoruz ekranlarınıza. Bir kısmı öğrenci, bir kısmı işine gitmek üzere yollara dökülmüş olan vatandaşlarımızı işte banklarda ve yollarda yürürken görüyoruz. O arkadaşlarımızı, o kardeşlerimizi de sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. İstanbul Beyazıt Meydanı'ndan canlı geliyor ekranlarınıza bu görüntüler. Eminim hani öğrencilik hayatı boyunca herkesin yolu bir kez düşmüştür buralara, bu yakınlara. Ya sahaflara gitmek için, ya kütüphaneye gitmek için ya da başka bir takım nedenlerden dolayı İstanbul'un merkezi diyebileceğimiz, İstanbul'un ortası diyebileceğimiz bir noktadan günü selamlıyoruz. İstanbul'u selamlıyoruz. İstanbul dışından bizi izleyenler içinde aynı zamanda İstanbul'un sembol yerlerinden birisi. Hadi gelin başka bir açıya götüreyim sizleri. İstanbul'da en merkezi yerlerden biri daha başladı güne Ortaköy'den. Bu açıyı daha önce söylemiştim, keşfettim. Feriye Karakolu'nun olduğu yerden. Bu Feriye Karakolu biliyorsunuz Çırağan Sarayı, Kalkavan Denizcilik Lisesi ardından Feriye Sineması ve Karakolu'nun olduğu. İşte o tarihi karakol diyoruz artık orası. Lokanta mokanta olmuş artık. O açıdan muhtemelen kaydedilen bir görüntü olsa gerek. Çünkü tam çaprazdan Mecidiye Camii ile Şehitler Köprüsü'nü aynı anda görüyor. Mecidiye Camii muazzam, o eşsiz güzelliğiyle, o kalem gibi minaresiyle, onun eşi yok İstanbul'da başka biliyorsunuz, o incecik kalem gibi minarenin eşi İstanbul'da yok. Boğaz'ın kıyısında, Boğaz'ın Avrupa tarafındaki kıyısında İstanbul'u bekliyor, İstanbul'u izliyor, görüyor. Şehitler Köprüsü'nün, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu tarafında. Biz şu anda görmüyoruz askılarından ama tam işte orta noktaya baktığınız zaman belli belirsiz göreceksiniz. İstanbul'un yeni sembolü olacak ve yüzyıllar sonra da inşallah Allah nasip ederse oradan İstanbul'u selamlayacak olan Çamlıca Camii'nin minarelerini görüyorsunuz. Bir başka noktasındayız İstanbul'un, şimdi de Kadıköy'deyiz. Karaköy iskelesinde vapur yolcularını almaya başlamış. Arkada Haydarpaşa'nın önünde Dalga Kıran'ın etrafında bir başka şehir hatları vapurunu daha gördük. Kameramız bizi Beşiktaş iskelesine götürdü. Orada şu anda kimse yok. Muhtemelen birazdan gelecek olan, yani işte az önce kalktı bir vapur büyük ihtimalle. Birazdan gelecek olan vapuru bekliyorlar şu anda İstanbul'da. İşte yüz küsur yıllık mazisiyle Haydarpaşa oradan yine İstanbul'u bir başka sembol noktasında, denizin kıyısında kenti, şehri bekliyor. Çorba kuyruğunu gene görüyoruz. Alsana şu karjeyi daha belirgin görsünler. Orada sabah erken saatlerde çorba için kuyruğa giren vatandaşlarımız, sabah çorba sahiden keyifli olur. Belediye veriyor anladığımız kadarıyla, belediyenin bir hizmeti anladığımız kadarıyla. Sabah çorbalarını içiyorlar. Vapura biraz daha var. Henüz yolcu almaya devam ettiğine göre henüz kalkmasına var. En arkadakine sıra geldiğinde bile o vapur kaçmaz. Söyleyeyim. Mis gibi olur şimdi vallahi sabah. Hele bir de çorbayı alıp vapurda içecekseniz bambaşka bir lezzeti, keyfi olur diye tahmin ediyoruz. Yine döndük Ortaköy'e. Ortaköy'deyiz. Şu saat itibariyle, 7.06 itibariyle Ortaköy bu halde görünüyor. Bu halde çıkıyor karşımıza. Boğaz'ın Avrupa yakasından görünüm geliyor ekranlarınıza. İşte Mecidiye Camii ya da işte bilinen adıyla Ortaköy Camii diyelim. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Şimdi onun tam karşısına gidiyoruz. Salacak sahilden Kız Kulesi'ni izliyorsunuz. Salacak sahilden Kız Kulesi, bir yük gemisi ve bir şehir hatları arabalı vapuru Kız Kulesi'nin yanından geçişlerini tamamlıyorlar. Kartpostal gibi bir manzara ama değil.
Gördüğünüz gibi şu saat itibariyle canlı görüntüleri getiriyoruz ekranlarınıza. İstanbul'un Boğaz'ın tam ortasında nazlı nazlı dalgalanan bayrağımızı da Kız Kulesi'nin paratonerinde görüyorsunuz. Ve vapurlar adeta geçit töreni düzenliyorlar şu anda İstanbul'da. İstanbul'un dışında olanlar, İstanbul'u özleyenler ekran başına, İstanbul'dan canlı görüntüler geliyor ekranlarınıza. Dünyanın her neresindeyseniz İstanbul şu dakikalar itibariyle, şu an itibariyle böyle bu halde diyebiliriz. Kız Kulesi'ni gören bir başka açıya şimdi sizi götüreceğiz. Salacak sahile, dağ tepeden görüyoruz Kız Kulesi'nin de içinde olduğu Boğaz hattını. Bu taraftan Üsküdar'dan Çengelköy'e kadar, diğer taraftan Beşiktaş'ta Bebeğe, diğer tarafa Kabataş'a, Sarayburnu'na kadar hatta. Biraz uzaklarda biraz pus var ama yine de o Boğaz'ın eşsiz güzelliği geliyor ekranlarınıza. Peki, İstanbul böyle. Şimdi gelelim sizden gelen Twitter mesajlarına. Ay, haydi bakalım. Yazıldıysa Twitter mesajları, onları okuyacağız. Arada yeniden yazarsanız belki bir ihtimal dönebiliriz. Söz vermiyoruz. Toget. Toget ya da bir Cumhurbaşkanlığı Forsu logolu izleyicimiz. Yine İstanbul Show demiş, bizi alkışlamış. Var olsun. Osman Köseoğlu. Büyüteyim mi azıcık ben bunu? Hoppa. Şöyle. Güzel mi? Evet. Gördük. Toget diyor ki İstanbul Show. Osman Köseoğlu. Reis seni yalnızlaştırmaya mı uğraşıyorlar? Dokunulması gerekeni pas geçip dokunmaması gerekenin üzerine mi kullanıyorlar? Aman demiş. Şifreli şifreli mesajlar işte, anlayabilene aşk olsun. CHP'ye bir güzellik yapalım. 2019'dan sonra... Ya yapma Halil Dişlioğlu, gözünü seveyim. Uyandırma servisi. Bugün uyandıramadı. Kendim kalktım. Günaydın. Biz sizi öyle uyandırmıyoruz işte. Bizim uyandırma şeyimiz başka. Biz sizi kurulan tuzaklara, kumpaslara, tertiplere, tezgahlara karşı uyandırıyoruz. En azından bunu deniyoruz. Ayhan Bey, Marif Vakfı Kosova temsilciliğine atanan kuzenim Mesut Özbaysar'a görevinde başarılar dilerim. Biz de başarılar diliyoruz. Mesut Bey'e Kosova'da temizleyin, gelin orayı inşallah. Mesut Bey, sevgiyle selamlıyoruz sizi. Suç olmayan polisleri tek tek topluyorlar diye bir değerlendirmesi var Osman Köseoğlu'nun. İnşallah yanlışlık varsa, bir hata varsa, çünkü ben KHK'ları düzenli takip etmeye çalışıyorum. İhraççıların olduğu her KHK'da iadeler de oluyor. Yani göreve iadeler de oluyor. Dolayısıyla hani bir yanlışlık varsa bu yanlışlığın giderilmekte olduğunu görüyorum. Ama şu polisler meselesiyle ilgili olarak söyleyeyim. Bilgi olarak söylüyorum size. 9103 polis son operasyonda açığa alınmıştı. Ondan önce de bir 7500 polis daha açığa alınmıştı. 7500 artı 9103, yani aşağı yukarı 16000 civarında polisle ilgili olarak kesin ihraçlar yazılmadı. Bunlar hakkında adli idari tahkikat var şu anda. Ve özellikle idari tahkikatta, adli tahkikat daha sonra, yani FETÖ soruşturmalarına dahil edilip edilmeyecekleri falan daha sonra, ama idari tahkikat neticesinde aralarında FETÖ ile iltisaklı olduğu konusunda kuvvetli şüphe yükselenler ihraç edilecek. Diğerleri iade edilecekler zaten görevlerini. Bu noktada müşteri olmakta, acele etmemekte fayda var. Kızmadan evvel acele etmemekte fayda var. Hacer Bayraktar, günaydın ve iyi, günaydın, iyi ve hatasız yayınlar. Bu arada yani Hacer Bayraktar bizden beklentisi galiba, hani çok çok tereddütte. Bunlar kesin gene cortlayacak. Bunlara yapacağımız en iyi dilek bu olur. Hatasız yayınlar ne ya? Hani iyi yayınlar tam bir yere kadar falan. Hatasız yayınlar ne ya? Hiç güven vermiyoruz Seyhun, farkında mısın? Ha, acaba bizim yöneticilerden biri mi? Belki de. Kazım Değirmenci.
Dünkü 5 saatlik Külliye'deki buluşmayı nasıl yorumluyorsunuz? Sanki yeni revizyon konuşuldu diyor. Valla iki yol arkadaşı sadece kahve içmek için de bir araya gelmiş olabilirler. Zaten bu arada söyleyeyim yani Sayın Cumhurbaşkanı çok yorgundu. Artı bugün de yine yorucu bir programı var. Yani Hindistan'dan geldi sabaha karşı. Gelir gelmez sabah ilk saatlerde bu programa katıldı. Şimdi bugün de mesela bütün gün Rusya'da olacak. Yine günübirlik bir ziyaret. Yılmaz Gül Likapa, zencefil zerdeçal karışımını bal veya pekmeze karıştır tüket şifa olsun diyor. Onu da deneyelim. Mevzunun ben ne olduğunu biliyorum. Ben böyle adam gibi hasta olup böyle uzun uzun yatakta kalamadığım için, adam gibi hasta olamadığım için adam gibi iyileşemiyorum da bir türlü. Mevzunun aslı esası bu. Baki Bilal'a da günaydın. Artık memurlara da siyaset yapma hakkı verilmeli. Yani bu hakkın memurun da, işçinin de, öğrencinin de anasının akşütü kadar helal olduğunu anlatmak için daha ne söylemek lazım? Daha ne söylemek lazım? Yani en büyük mülki amir olan Cumhurbaşkanı'nın yakasında parti rozeti var artık. Niye memurun siyaset yapma hakkı olmasın ki? Efendim? Sizin ekip elektrik sınıfına gitmişim. Her zamanki gibi kitabın ortasından konuşmuş büyük başkan. Herkese böyle. Havetçiler. Peki. Ahmet Aydın, selamun aleyküm. CHP oğul verecek bu gidişle. Anlamaya çalışıyoruz. Ya işte tabii bunlar bizim tam o anda olduğu için arka planda dev ekran sadece dekor farklılık olsun diye bu tarz ne kadar etkili tartışılır. Ha bize kızıyor. Şey diyeyim ha, arkaya fotoğraf da verin diyor belki de. Evet, düşünebilir. Tamam. İkazları dikkate alıyoruz. Arkada da şey, haberin görüntüsü dönsün diyor demek ki. Değil mi? Koskoca arkadaki dekor diyor boş. İyi. Tamam, dikkate alıyoruz. Sizin için arkaya güzel isimler vereceğiz bundan sonra. Ayhan Bey'in konuşmasını verdik. Pesimist Demir. Günaydın şefim, günaydın. Tek gözümle izliyorum, öbür gözüm uyuyor. Allah'ım ya. Asabi Salih. İnşallah demiş. Temel Keleş, size de günaydın. Necmi Baltaoğlu, size de günaydın. Diyor. Başka var mı Twitter? Bir iki tane de tweet gelmiş. Tweet gönder deyip de okumayanları kınıyorum. Ersoy de okuyor. Allah Allah. Başkasına kızıp bize tweet atıyor ya. Diyor. Peki. FETÖ'yü mağdurlaştırma operasyonu var. Dikkat diyor. Eminim herkes buna ziyadesiyle dikkat ediyordur. Atın Twitter mesajlarınızı, sizlerle birazdan yeniden vakit kalırsa eğer paylaşacağız. İçinde küfür, hakaret, kişi hakkı ihlali, üçüncü kişilere cevap doğuracak laflar olmadığı müddetçe okumaya gayret gösteriyoruz. Dün Hindistan ziyaretini tamamlayan Cumhurbaşkanı dönüşte habercinin sorularını yanıtladı. Haberciler Cumhurbaşkanı'na kalem savaşlarını sordular. Yani bir süredir devam etmekte olan bu kalem savaşlarını nasıl değerlendirdiğini sordular. Cumhurbaşkanı Erdoğan bence bütün o tartışmayı, kavgayı bitirecek son düdüğü çaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan günübirlik Hindistan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan bazı köşe yazarları arasında yaşanan ve AK Parti'de İslamcı olanlar atılıyor, İslamcı olmayanlar getiriliyor tartışmalarına son noktayı koydu. Bahsettikleriniz arasında kurucusu olduğum partiyi geçmişte desteklemiş olanlar bulunabilir ama onların bu desteklerini daha sonra da aynen sürdürdüklerini düşünmüyorum. Daha sonra ibreleri değişti. Yol arkadaşıysan, gönül arkadaşıysan pazara kadar değil mezara kadar gidilir. Bunların bir kısmı pazara kadar geldiler, sonra trenden indiler. Hele hele son dönemde çok çirkin, kabul edemeyeceğimiz yaklaşımlara şahit olduk. İslamcı olanlar atılıyor, İslamcı olmayanlar getiriliyor deniliyor. Bir siyasi partinin çalışmalarında İslamcı olmak ya da olmamak şeklinde bir ayrım yapmak zaten yanlış. Biz tekkeye mürit aramıyoruz ki. Siyasi parti için esas olan dürüst, ilkeli, vatanını, milletini seven, parti ilkelerine uyacak insan aramaktır. Yapılması gereken budur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'lı teröristlerle kol kola görüntüleri ortaya çıkan ABD'li askerler konusunda 16 Mayıs'taki ABD ziyaretinin önemli olduğunu vurguladı. Yapılanları Obama döneminin bir kalıntısı, o dönemdeki komut heyetinin aynı şeyleri devam ettirmesi olarak görüyorum. Ziyaretimizde tüm bunları Başkan Donald Trump ile görüşeceğiz, resimleriyle aktaracağız. Bu şekilde devam edecek olursa Amerika ile uzlaşma içinde olmamız mümkün değil. ABD'nin bizim düşmanımız olan terör örgütleriyle birlikte hareket etmesini tabii ki doğru bulmuyoruz. Tacizde bulunanlar olursa gereği neyse yaparız. Terörle mücadele için o halin gerekli olduğunu yineleyen Cumhurbaşkanı, Batı'nın tavrını eleştirdi. Fransa birkaç terör hadisesi oldu diye o hal ilan etti. Bizde ise terör yapılanmaları devleti yıkmaya teşebbüs ettiler. Fransa'nın o halini görmeyen Batı, bizim huzur içinde sürdürdüğümüz süreci eleştirmeye kalkıyor. OHAL olmasa PKK ile bu kadar rahat mücadele edemeyiz. FETÖ ile de mücadele edemeyiz. Terörle mücadele bizim olmazsa olmazımızdır. Birilerini memnun etme adına bu mücadeleden vazgeçemeyiz. Erdoğan, Avrupa Birliği'nden son günlerde gelen olumlu mesajlara da değindi. Biz başımızın çaresine bakmayı da biliriz dedi. Şu anda ne yapmamız lazım havası içerisinde der. Yapılması gereken şey belli. Fasılları hemen masaya yatırıp Türkiye'nin önünü açmaları lazım. Aksi takdirde bizim de bazı hesaplarımız olacaktır. Hala bekletmeyi, kapıları kapatmayı tercih ederlerse biz de başımızın çaresine bakarız. İngiltere'den nasıl bir Brexit çıktıysa bizim de olabilir. Üye olmadan da verebiliriz o kararı. Yeter ki millet o kararı versin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 16 Nisan'daki halk oylamasında Doğu ve Güneydoğu'dan çıkan evet oylarından memnun olup olmadığı soruldu. Aslında Doğu'da, Güneydoğu'da biz daha fazla bekliyorduk ama güzel bir netice çıktı. Güneydoğu'daki Kürt kardeşlerimiz son 10 yılı terör örgütü PKK'nın çok ciddi zulmü altında geçirdiler. Hep silahla, tehditle oy kullanmak durumunda kaldılar. Güneydoğu artık giderek güzelleşiyor. Oraları terk etmek zorunda kalan kardeşlerimizin inşa edilen güzel evlere geri dönüşleriyle hayat normale dönecek. Bu tabii daha arazi var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 16 Nisan sonrası ortaya çıkan tablo, kaynama, fokurdama artık parçalanma noktasına gelmiş durumda. Deniz Baykal, CHP'nin 18 yıl genel başkanlığını yapmış olan bir isim çıktı televizyon ekranlarına ve Kemal Kılıçdaroğlu'na adeta çekil dedi. Yani Cumhurbaşkanı adayı oluyorsan ol, olmuyorsan kim olacaksa partiyi ona bırak git dedi. Hatta bu arada bir çatı aday teklifi bile ileri sürdü. Abdullah Gül'ün adını biliyorsunuz zikrettim. Onun ardından tabii Muharrem İnce'nin tepkileri geldi, değerlendirmeleri geldi. Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da parti içi muhalefeti başlatanı partiden kovarım resti çekti. İşte CHP'de 16 Nisan sonrası yaşanan karmaşanın fotoğrafı geliyor ekranlarınıza. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 16 Nisan hesaplaşması hız kazandı. CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın çıkışı tartışmaları hararetlendirdi. Ya istifa et ya aday ol resti Baykal'a CHP grup toplantısında soruldu. Sorumluluk duygusu içinde uyarı da içeren, öneri de içeren bir yol haritası ortaya koydum. Bunun partimiz içinde, Türkiye içinde bir demokratik çıkış yolu olduğuna yürekten inanıyorum. Bunu söylemişim. Artık bunun üzerinde tekrar ek açıklama yapmaya gerek yok. Herkes bir içine sindirsin, bir değerlendirsin, bir tartsın, sorumlulukları üstlenmeden bu üzerimize düşen görevi yerine getirmiş olamayız. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ezeli rakibi Muharrem İnce de tartışmaya katıldı. İkinci bir Ekmelettin vakası yaşamak istemiyorum. Konuşacaklarım var ama şimdilik bu kadar yeter. Yakında daha fazla konuşacağım zaten ama ikinci bir Ekmelettin vakasına kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim. Parti içi hareketlenme Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdırdı. Kılıçdaroğlu kürsüden sert tepki gösterdi. Parti içi mücadele, parti içi kavga. Parti içi kavgaya asla izin vermeyeceğim. Kavga edenleri gerekirse kapının önüne koyacağım. Parti içi muhalefetin hedefindeki Kılıçdaroğlu yine YSK tartışmasına sarıldı. Fakat CHP grubu
tartışmaları gölgeleme gayretlerinin farkındaydı. Yüksek Seçim Kurulu'ndaki çete uygulamasını adaletin bütün aşamalarına yaymak istiyorlar. Suriye'nin kuzeyine yapılan terör hava operasyonları terör örgütü PYD'yi ve dolayısıyla PKK'yı aslında panikletmiş durumda. Artık PKK-PYD saflarında mücadele edecek terör örgütü üyesi bulmakta güçlük çekiyor. O kadar güçlük çekiyor ki öyle böyle bir çaresizlik içerisine girmiş ki bakın nasıl ilanla eleman arıyor. PKK ağır kayıplar verdi. İlanla terörist aramaya başladı. Türkiye, yurt içiyle Irak'ın kuzeyinde yaptığı operasyonla terör örgütüne ağır darbe vurdu. Elikanlı örgüt yeni eleman kazanamayınca sosyal medyaya sarıldı. Teröristlere ait hesaplar, bize gönüllü olun, aramıza katılın paylaşımlarıyla yardım dilenir oldu. Terörün dağılmış yuvası Kandil'de zorda. Hainlerin lojistik desteği kesildi. İstihbarat kaynaklarına göre örgüte son 3 ayda sadece 5 kişi katıldı. Terör örgütünün hain tuzakları bir bir yok ediliyor. Bitlis ve Diyarbakır'da tespit edilen tuzaklanmış bombaların imha anı kameralara yansıdı. Adım adım tarandı, tespit edildi. Bitlis'te 2,5 ton patlayıcı imha edildi. Diyarbakır'da da güvenlik güçleri teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcıları buldu. İşte böyle etkisiz hale getirdi. Van Erciş'te de teröristlerin saldırıda kullanmayı planladığı bombalı araç ele geçirildi. Hainler emellerine ulaşamadı. Amerika ve Rusya'nın Suriye'de PYD'li teröristlere kol kanat germesi hala daha gündemde. Özellikle Tarabyat'ta PYD'li teröristlerin 3 katı yabancı olduğu ortaya çıkmış durumda. Bizim gördüğümüz bazı görüntüler vardı biliyorsunuz. Onlar arasında işte Amerikalı subayın nasıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapmış olduğu operasyonlar sonrası PKK kamplarıyla denetim yaptığı, nasıl efendim Amerikan bayraklı zırhlıların sınır hattı boyunca devriye attıkları, hatta PKK'lı teröristlerin Türkiye'nin ABD'den isteyip de alamadığı TOW'ları nasıl Türk karakollarına, Türk piyade karakollarına karşı kullandıkları apaçık gözler önündeydi. Ve istihbarat birimleri şimdi kentte sürekli maskeli gezen 15 kişilik ekibi takibi aldı. İşte ortaya çıkan tablo. Sincar ve Karaçok'ta PYD ve PKK'lı teröristlerin vurulmasının ardından ABD'nin teröristlere kol kanat gerdiği bu görüntüler hala gündemde. Özellikle Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'da büyük hareketlilik var. ABD askerleri PYD'li teröristlerle birlikte devriye geziyor. Gelişmelere ilişkin her gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. İşte onlardan biri. Bu fotoğraf Tel Abyad'da batılı ülkelerin PYD'li teröristlerle nasıl kol kola girdiğini gösteren bir başka belge. Fotoğrafta teröristlerden çok batılılar var. Üstelik PYD'ye kol kanat geren sadece ABD değil. Tel Abyad'da yaklaşık 300 PYD'li terörist olduğu biliniyor. Buna karşılık onların iki katından fazla yabancı var. ABD ve İngiltere'nin 550, Fransa ve Almanya'nın da 100'er askeri olduğu belirtiliyor. Tel Abyad'da dikkat çeken bir başka detay daha var. 15 kişilik maskeli bir grup özellikle dikkat çekiyor. Teröristlere talimat veren bu grup gece gündüz kar maskeleriyle dolaşıyor. İstihbaratın takibindeki bu kişilerin Türkiye'de arananlar listesinde yer alan ve başlarına ödül konulan PKK'lı teröristler oldukları tahmin ediliyor. Ozan. Teröristlere kol kanat geren ülkeler arasında Rusya da var. Suriye'nin batısındaki Afrin'de uzun zamandır var oldukları biliniyor. Pazartesi günü gelen bu fotoğraflarla onları da sınıra daha yakın noktalarda konuşlandırdıkları ortaya çıkmıştı. Bir başka hareketlilik de Münbiç'te yaşanıyor.
Burası Fırat Kalkanı Harekatı'nın hedeflerinden biriydi. İran ve Hizbullah'ın bölgeye giderek Özgür Suriye ordusuna karşı yeni bir terör grubu kurdukları belirtiliyor. PYD'li teröristler bir yandan da ABD'nin desteğiyle DAEŞ'ın elindeki Rakka'ya doğru ilerliyor. Son bilgiler Tapka'yı ele geçirdikleri yönünde. Böylece Rakka'ya ulaşmanın önünde engel kalmadı. Güzel bir müzik ziyafeti idi ama daha anlatacağımız çok şey var. O yüzden onları göreceğiz. Gel Fatih, gösterelim. Memlekette neler var neler yok. Nasılsın? Teşekkür ederiz. Günaydın. Önce şu gazeteleri toplayayım. Bunları dağınık bırakmışız. Sonra yerel gazetelere geçeceğiz. Ah, işte burada. Orta sanayide oto tamirhanesine kanlı baskın. Kayseri'den bir kriminal vaka haberi. Kayseri Anadolu Haber Gazetesi'nden okuyorum sizlere. Orta sanayide bulunan bir oto tamirhanesi kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla tarandı. Kanlı baskında tamirhanede bulunan 17 yaşındaki Ali Türkmen hayatını kaybetti. Ağır yaralı iki kişinin tedavisi devam ediyor. Şurada bir haber daha. Dağdan Kayseri'ye gelen PKK'lı terörist yapımı devam eden bir hastane şantiyesinde yapılan operasyonda kıskıvrak yakalandı. Hastane şantiyesinde terörist yakalandı haberi. Kayseri Anadolu Haber Gazetesi'nde yer alıyor. Ha, bu haberi en güzel gören tabii ki Yerel Gazete'dir. Çünkü şu anda hikaye gitgide büyüyor.
Fotoğraf bu. Az daha yaklaş. Görebiliyor musun? Hanımefendi dudaklarına bir şey yaptırmış. Bir operasyon. Ne diyorlar ona? Botoks mu diyorlar? Neyse işte yani. İşte, yani dudaklarını dolgun gösterecek bir estetik operasyon yaptırmış. Estetik operasyonu bir kuaföre yaptırmış. Dahası, yani daha komik olanı, komik diyorum ben, kusura bakmasın kimse. Hanımefendi hemşire. Yani bir sağlık çalışanı yani. Yani bir kuaförün böyle bir operasyona girmemesi gerektiğini ben bilmem. Ben nereden bileyim? Ben hani güzellik salonunda da bu işler yapılıyor zannedebilirim belki. Yani işte manikür, pedikür falan neyse artık ben bilmem. Ve kafam basmaz. Farkında bile değilim zaten yani. Bunlar nerede yapılıyor? Kimler yaptırıyor? Nasıl? Ben en çok böyle ağız yüz kaydığı zaman aa diyorum bu bir şey yapmış suratına diyorum. Öyle ya şimdi adam yani kadının ne güldüğü anlaşılıyor ne ağladığı anlaşılıyor. Böyle diye kalıyor. Ha diyorum ki bir şey yapmış suratına şimdi yani. O belli. Hiç görüyorsun değil mi sen de öyle? Gülüyor. Gözlerde şey yok. Ağlıyor. Gözlerde yine hareket yok. Bir ara şeyin Ayşe Pekkan'ın dudaklarının kenarından salya akıyor affedersiniz ya. Kapatamıyor ya dudakları şişirmekten. Operasyonlar yapmaktan falan böyle kapatamıyor. İğrenç. İğrenç mide bulandırıcı yani. Bu operasyonlarda ne anladıklarını bilmiyorum. Yani ben bu konudaki tavrım herhalde çok anlaşılmıştır bu vesileyle. Bu estetik konusundaki tavrım sağlıkla ilgili bir durum olmadıktan sonra bu operasyonların çok taraftar olmadığımı herhalde anlaşılıyordur. Ama bir hemşirenin kendisine, kendi yüzüne üstelik de böyle bir uygulamayı ehliyetsiz birini yaptırmasını ben açıkçası çok anlamış değilim. Hikaye şu. Adana'da kendisini doktor olarak tanıttığını öne sürdüğü kuaföre estetik operasyon yaptırmasının ardından işin bu kısmının doğru olmadığını düşünüyorum. Yani bu hanımefendinin bu kişinin doktor olduğunu bilmediğini ne inanmıyorum çok fazla. Silikonla dolgunlaştırdığı, silikonla dolgunlaştırıldığı iddia edilen dudağı enfeksiyon kaparak şişen hemşire Merve Keleş, tedavisini sürdüğü Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde sağlığına kavuşmayı bekliyormuş. Bir de Sevim beni şimdi ikaz ediyor. Ucuza kapatmış bu meseleyi. Aslında çok daha fazla, çok daha yüksek maliyetli olabilecek bir şeyi ucuza yaptırmış. Ondan herhalde. Ya ben açıkçası yani burada yani bir kendim ettim kendim buldum durumu var. Bu konuda onu da söylemem lazım. Kendim ettim kendim buldum durumu var. Ama şimdi tabii beni bu hale kim getirdiyse Allah onların cezasını versin ne doğru iş gelmiş durumda. Onu da göreceğiz. Yani bu işi gerçekten yapan yani hani ehliyetli bir şekilde bu işi yapanlar yaptığı işin ne kadar garantisi var ki zaten? Ben onu anlamıyorum. Yani şunu tamam diyelim ki kuaför yapmadı da hekim yaptı. Değil mi? Yani bu dudaklara dolgunluk veren bir silikon enjekte ediyorlar değil mi içeriye? Bir dolgu malzemesi enjekte ediyorlar içeriye. Hay Allah'ım ya. Yani bunu hakkıyla yapan kişinin bu işi hatasız yapacağının garantisi var mı ki? Vücuduna dışarıdan başka bir malzeme zerk ediyorsun. Ve o malzeme vücudunla özdeşleşiyor, bütünleşiyor yani. Bu da aynı meselenin içerisinde değerli dinleyenler, izleyenler. Yani bilsek ki bu ten bu camda emanet. Bu mevzuya bir uyansak var ya. Bu mevzuya bir uyansak her şey daha kolay olacak yani. Bilsek ki mesela her yaşın ayrı bir güzelliği var. Yani güzellikse. Bilsek ki Allah'ın bize verdiği hiçbir şeye çirkin demememiz gerekiyor. Yani kötü, yanlış, olumsuz. Yani Allah'ın bize bahşettiği her şeyi hamd etmesini, şükretmesini bir bilsek var ya, her şey kendi kendine çözülecek zaten.
benim tanıdığım ve dünyanın en güzel insanı diye benim hatıram da hafızamda yer tutmuş pek çok insan fiziksel olarak sizin güzellik tanımlarınız içerisinde falan değil. Dünyanın en güzel insanı dediğim bir sürü insan var mesela. Ben dünyanın en güzel insanı olarak görüyorum. Fakat yani kriterler Batı'nın bize dayattığı Barbie bebek kriterlerine falan değil. Çünkü ben dünyanın en güzel insanı derken başka bir şey kastediyorum ki. O bana bakışlarındaki güzelliği, masumiyeti, o yaklaşımındaki insancılığı falan kastediyorum. Ve o öyle olunca bana o insanın her yeri de güzel geliyor. Her şey de güzel geliyordu. Elleri de, saçları da, yüzü de, her şey güzel geliyor işte öyle olunca. Ama bunu bilmiyoruz işte yani. Çok basit bir şey söyleyeceğim bu meseleyle ilgili olarak. Sonra geçeceğim. Bir güzellik standardı dayattılar bize. İşte özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir güzellik standardı geldi. Hollywood sinemasıyla, işte oyuncaklarla, başka bir takım ürünlerle falan filan. Ve biz bu güzellik standartlarına kendimizi uydurmaya başladık. Bütün gelişmekte olan toplumlar. İşte ona Barbie bebek standardı diyelim, adı o olsun. Fakat bunun toplumlara göre değişkenlik arz ettiğine uyanamadık. Benden size tavsiye, dönün mesela Rembrandt'ın tablolarına falan bakın. Bakın bakalım vaktiyle güzel kadın dendiğinde ne anlaşılıyormuş? Hangi toplumlarda güzel? Bir bakın yani geçmiş hikayelere bakın. Efsane güzel kadınlara bakın. Yani 400 yıl, 500 yıl önceki efsane güzel kadınlara falan bir bakın bakalım. Neymiş o zamanki güzel kadın anlayışı? Sonra gidin dudaklarınıza bastırın silikonları. AK Parti'ye koşular. Antalya Ekspres gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'ye üye olması Antalya'da da heyecan yarattı. Erdoğan'la aynı gün demedim mi size? Size demedim mi? İki gündür bas bas bağırıyorum. Kaçırmayın bu fırsatı diye. Antalya Ekspres yakalamış mevzuyu. Erdoğan'la aynı gün üye olmak isteyen pek çok kişi AK Parti'ye kayıt yaptırdı diyor. Rusya'dan Antalya'ya gelen turist sayısında artış var. Çok şükür. Yani geçen sene bugünlerde ne konuşuyorduk? Bugün ne konuşuyoruz? Antalya'ya geçen yıl Nisan ayına göre bu yıl aynı dönemde gelen turist sayısı %37 arttı. En fazla turist Rusya'dan geldi. Bu daha ne ki? Bu daha ne ki? Urfa Fanatik gazetesi. Çok özür dilerim bu şey üst solunum yolu enfeksiyonu mevzuundan dolayı. Arada bir böyle şey oluyor. Urfanatik. Bayılırım ben kelime oyunlarına. Urfanatik. Yalnız tabii şimdi Urfanatik'ten güzel böyle kelime oyunu falan yapmışsınız da bu böyle Ur tek başına güzel görünmüyor burada. Hani fanatiğin başına eklenmiş bir Ur gibi görünüyor. Hoş görünmüyor yani. Buna biraz daha çalışmak lazım. Sarı yeşil tabii. Urfa'nın renkleri biliyorsun. Biliyorsun Urfa'da böyle işte Mardin Antep hattı boyunca bütün yol kenarlarında üstü sarı altı yeşil bir şey vardır. Bitki örtüsü vardır böyle. Ben şimdi bilemem o şeyin çiçeğin adı nedir. Ama böyle alabildiğine tarlalar boyunca tam böyle hani Urfa'nın rengini şey yapan nasıl söyleyeyim, sembolize eden bir doğası da vardır. Dolayısıyla hani bu takımın renklerinin sarı yeşil olması çok da tesadüf değil. Her sarı yeşil görünce tatlı sesli lahmacun gelmesin aklınıza yani. Urfa'nın doğası da böyle yani. Havaların ısınmasıyla kanallar can almaya başladı. Şanlıurfa'da her yıl onlarca çocuğun boğulmasına rağmen çocuklar ölüme meydan okuyarak su kanallarına girmeye devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda DSİ'ye ait sulama kanalı ve göletler can almaya başladı. Çocuklar ne yapsınlar ama ya? Onlara serinleyecek alan da vermemişiz ki. Sulama kanallarında serinlemeye çalışıyorlar. Oraların sıcağını bilmiyorsun ki. Adana'da adam güneşe ateş ediyor. Bu güneş gitsin diye. Sağ ol Fatih, ellerine sağlık. Teşekkür ediyoruz. Peki, Eskişehir'e götüreceğim şimdi sizleri. Eskişehir'de mendil satan çocuk porsuk çayına düştü. Boğulmaktan son anda kurtarıldı. İşte o çocuğun o minicik elleriyle yaşama tutunmaya çalıştığı o anlar ve o sırada yaşananlar geliyor ekranlarınıza. Köpekten korktu, suya düştü, mendilci çocuk son anda kurtarıldı. Atlasana.
Kameraya yansıyan olay Eskişehir'de meydana geldi. 10 yaşındaki Cuman Babaali mendil satmak için Porsuk Çayı kenarına indi. Ancak yanına gelen köpekten kaçarken çaya yuvarlandı. Batıp çıkan çocuğun yardımına Porsuk kenarında oturan gençler koştu. Elinden tutup talihsiz çocuğu çıkarmayı başardı. Ondan sonra koştum, yetiştim, elinden tuttum. Sonra çıkardım çocuğum. Çocuk çok korkmuştu, çok panik içindeydi. Sonra sakinleştirmeye çalıştık onu biraz. Bu arada Seyhan'ın dikkat çekti. Çocuğu kurtarmaya çalışan bir iki kişinin seferber olmasının dışında Porsuk Çayı etrafında oturmuş çekirdek çitleyerek film seyreder gibi çocuğun çırpınışlarını izleyen arkadaşları da buradan sevgiyle selamlıyoruz. Onlar bu selamı aldılar. Alıp evlerine götürsünler o selamlarını ve bir kenarda muhafaza etsinler. Yarın bir gün lazım olacak. İstanbul Sultanbeyli'de sıradan bir gün. Allah, bu ifadeyi kullanmaktan hoşlanmıyorum ama bazen de böyle. İşte o İstanbul'un belli yerlerinde böyle silahla kutlama, silahla efendim sevinme falan gibi ya da durup dururken lüzumsuz yere çuş uğruşa gelip havaya ateş etme alışkanlığı gelişti. Ve buna artık hiçbir şey yapılamıyor. Yani bunun önüne geçilemiyor. Dün Sultanbeyli'de asker uğurlama töreni vardı. Asker uğurlama işte akşamı diyelim. Askeri arkadaşını uğurluyorlardı. Ve niyeyse davullar zurnalar yerine silahlarla uğurlamaya karar verdiler. Ve çevredeki pek çok insanın hayatını nasıl tehlikeye attılar? Gelin ona bakalım birlikte. Bir sağdan bir soldan peş peşe tetiğe basıldı. Silah sesleri hiç susmadı. Asker uğurlamasında az daha facia yaşanacaktı. Akıl almaz görüntüler Sultanbeyli'de bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Araçlarıyla konvoy yapan gençler bir alt geçitte durdu. Askere gidecek arkadaşları için akıllarınca kutlama yapıyorlardı. Ama iş kısa sürede çığırından çıktı. Alt geçidi çift yönlü trafiğe kapatan gençler silaha sarıldı. Defalarca işte böyle tetiğe bastılar. Kapalı alanda havaya ateş açan gençler onlarca kişinin hayatını riske attı. Tehlikeli şov uzun süre devam etti. Mucize eseri kimsenin burnu bile kanamadan sona erdi. Defalarca şiddet gören ve boşanmak için de mahkemeye giden genç kadın iş yerinde şiddet gördüğü kocası tarafından köşeye sıkıştırıldı. Önce darp edildi, sonra kurşun yağmuruna tutuldu. İşte bir erkek şiddeti ve işte gücünün yetebildiği kadına o adamın yaptıkları. Eşine defalarca şiddet uyguladı. Evden uzaklaştırma kararı vardı. Eve değil ama eşinin çalıştığı dükkana gitti. Sonra da kurşun yağdırdı. İstanbul'da yine bir kadın eşi tarafından hedef alındı. Ayşegül de eşinden uzun süre şiddet gördü. Mahkemeye başvurdu, boşanma kararı aldı. Hatta mahkeme eşini döven Ömer D'ye bir de evden uzaklaştırma cezası verdi. Ama dayakçı eş için değişen bir şey olmadı. Ayşegül D'nin Tuzlu Aydınlı mahallesinde çalıştığı mekana gitti. Önce böyle darp etti. Sonra silahını çıkardı. Öfkeli kocayı araya girmeye çalışanlar da durduramadı. Eşine peş peşe kurşun yağdırdı. Dört el ateş etti. Ayşegül D neyse ki şanslıydı. O mermilerden sadece biri vücuduna isabet etti. Hafif yaralandı. Gözaltına alınan Ömer D çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bursa'da bir yaralama olayına karıştıktan sonra polis tarafından her yerde aranan zanlı bir otomobilde kıskıvrak yakalandı. İşte polisin yaptığı operasyondan film sahnelerini, aksiyon filmi sahnelerini aratmayacak o sahneler geliyor şimdi ekranlarınıza. Yaptım abi. Alalım.
Her yerde aranıyordu, İnegöl'de yakalandı. O şüpheli Bursa Yıldırım'da silahlı yaralamaya karışıp firar etmişti. Bursa polisi şüphelinin beyaz bir otomobille Ankara yönüne gittiği haberini aldı. Bilgi İnegöl polisine iletildi. Tamam anlaştık. Araç 8 saat muhtemelen sadece kimlik kullanacak. Araç 8 saat sonra muhafaza edelim. Ekipler harekete geçti. Polisin geldiğini gören firari şüpheli kaçmak üzere aracından inerken kıskıvrak yakalanıp gözaltına alındı. Allah herkese uzun sağlıklı ömürler versin diye bir temenni vardır ya. Hani hepimiz paylaşırız. Uzundan ziyade aslında sağlıklı ömür versin. Tek başına daha idealdir. 146 yaşını gören Bah Goto. Endonezya'da. 1870 doğumlu yani. Dün hayatını kaybetmiş. Dünyanın en yaşlı insanı diye geçmiş kayıtlara. Bilmiyorum öyle midir ya da kayıt altına alınmamış daha yaşlısı var mıdır bilmiyoruz. Dünyanın en yaşlı insanı öldü haberi. Biliyorum son zamanlarda sıklıkla dünyanın en yaşlı insanı öldü haberi getiriyoruz ekranlarınıza. Bunun sebebi şu. Şimdi Bah Goto ölünce 146 yaşında 144 yaşındaki bir diğer işte Çin'den, Japonya'dan, oradan buradan dağlardan bir dünyanın en yaşlı insanı geçecek kayıtlara. Birkaç gün sonra o da ölecek. Bu defa dünyanın en yaşlı insanı öldü haberlerimiz devam edecek. O dünyanın en yaşlı insanıydı. Endonezya'da yaşayan Bah Goto 146 yaşında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz haftalarda fenalaştığı için hastaneye kaldırılmıştı. Sonrasında kendi isteğiyle eve döndü. Son günlerini de tüm ömrünü geçirdiği köyünde geçirmek istemişti. Birkaç gün sonra hayatını kaybetti. 1870 doğumlu Goto uzun yaşamasının sırrının sevgi olduğunu söylüyordu. Cenaze töreninde evi sevgisini paylaştığı köylülerle doldu taştı. Hayattayken 4 eşini ve 5 çocuğunu kaybetmişti. Goto'nun 12 torunu vardı. 17 torun çocuğu ve 2 de torununun torunu vardı. Biri ağır 4 kişinin yaralandığı silahlı bir kavga getireceğim şimdi ekranlarınıza. Ve bu silahlı kavganın neden çıktığını öğrendiğinizde siz de benim gibi hayrete düşeceksiniz. Biliyorum yani bunu anlatmak çok güç. İnsan olanın başına hayatta her şey geliyor. Fakat bir kadının çamaşır asmasıyla başlayan kavga, silahların konuştuğu, biri ağır 4 kişinin yaralandığı bir büyük hadiseye nasıl dönüşebilir? Gelin ona bakalım birlikte. Çamaşır kavgasında kan aktı. O anlar kameraya böyle yansıdı. Olay kağıthanede meydana geldi. Bir iş merkezinin dış cephe mantolama işini yapan işçilerle yeni yıkadığı çamaşırları balkona asan kadın arasında tartışma çıktı. Kadın işçilere çamaşırlarım kirleniyor dedi, tepki gösterdi. Tartışmaya oğlu da dahil oldu. Cahiller, gençler birbirlerine şey yaptılar. Olay bir anda sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. İddialara göre çamaşır asan kadının oğlu silahıyla bir işçiyi sırtından, 3 işçiyi de bacaklarından yaraladı. Ardından yanındaki arkadaşıyla birlikte kaçtı. Yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı. Sırtından vurulan işçinin hayati tehlikesi sürerken diğer işçilerin sağlık durumları iyi. Asrın projesi Marmaray'dan sevindirici haber. 17 aydır devam eden çalışmalar tamamlandı. Sefer süresi 10 dakikadan 5 dakikaya düşürüldü. İstanbulluların ilk tercihi olan Marmaray bugüne kadar 200 milyonun üzerinde yolcu taşıdı. Önceden 10 dakikada bir diye biliyorum, değil mi? Doğru. Evet, şimdi azalacak o süre. Ama süper. Çok sevinirim. Neden Marmaray? Daha hızlı olduğu için, daha çabuk olduğu için. Daha kısa sürede tabii, geçiyorsunuz. Kısa sürede tabii ki. İki akı arasında yolculuk denince akla ilk gelen araç Marmaray. Neden? Çünkü kısa sürede istediğiniz noktaya ulaşmanın en hızlı yolu. Bugüne kadar milyonlarca yolcu taşıyan Marmaray'da sefer sayısı da artıyor. Yani artık duraklarda daha az bekleyeceksiniz. Marmaray'da seferlere 5 dakika ayarı geldi.
Hafta içi her gün 219 olan sefer sayısı 333'e çıkarıldı. Marmara yoğun saatlerde her 5 dakikada bir duraklardan geçecek. Diğer zamanlarda ise bu süre 7 dakika olacak. 50 dakikada geldim. 50 dakikada da gideceğim. Çok rahat. 4 saatlik yol, 3 saatlik yol 50 dakikada geliyor. Niye? Bundan daha güzel bir şey yok. Ulaşım için daha kolay. Yani şöyle söyleyeyim, ben Esenler'de oturuyorum. Yani 45 dakikada ben Maltepe'ye geçiyorum. Yani 1 saatte Pendik sürüyor. Benim için daha iyi yani açıkçası. Şimdi sefer süreleri daha da kısalacak. 5 dakikada bir olacak. Nasıl evet, olur? Bence güzel olur. Projenin diğer kesimlerinde inşaat devam ediyor. Gebze Halkalı hattı 2018 sonunda hizmete açılacak. Ayrıkçeşme, Kadıköy. Her şeye geçeceksiniz. Her şeye. Peki nasıl? Memnun musunuz Marmara'yla? Evet, memnunuz. Açıldığından beri kullanıyoruz. Kısa sürede geçiyorsunuz karşıya. Evet, 2 dakikada, 3 dakikada. Kısa sürede gidiyor. En kısa zamanda. Vaktimizden de kayıp yok. Bir ses yanılsaması getireceğim ekranlarınıza. Haberi biz tabii öyle oldu böyle oldu diye vereceğiz ama siz izlerken bunun bir ses yanılsaması olduğunu da bilin ne olursunuz. Balıkesir'de bir İngiliz teriyer doğar doğmaz daha havlamadan anne diye bağırdı. Ya da dinleyenlere o ses öyle geldi. Anne diyor resmen. Dünyaya gözlerini açtı, yavru köpek anne diye bağırdı. Bu görüntüler Balıkesir'de kaydedildi. İngiliz teriyer cinsi anne köpeğe Özcan ailesi bakıyordu. Ve karamel köpek ilk yavrusunu dünyaya getirdi. O yavru anne demeye başlayınca evin 15 yaşındaki kızı Burcu Özcan kayda girdi. Anne diyor resmen. Evet anne diyor. Evin annesi Zehra Özcan da şaşkındı. O kadar aç doğdu herhalde ki anne anne diye bağıra bağıra annesinden yardım istiyor. Yani açım dediğini belirtiyor. Benim de çok tuhafıma gitti. İlk başta şok oldum. Sonra kızımdan çekmesini istedim. Eşime gönderdim. Eşime söylediğimde inanmadı çünkü. İşte bu henüz yeni doğmuş köpeğin anne dediği bu video sosyal medyanın en çok izlenenleri arasına girdi. Anne diyor resmen. Evet anne diyor. Bir kez daha söyleyeyim. Yani bu tabii bir ses yanılsaması. Yani bize öyle geliyor. Öyle bir şey yok. Bunu unutun. Böyle bir şey yok. Aklınıza hani eski Saadettin Teksoy'un yaptığı dosyalar gibi bir şey değildi izlediğiniz. O ses yani onun o ağlama sesi bize öyleymiş gibi geliyor yani. Hani başka bir numarası yok işin. Anne Mary'yi biliyorsunuz. Bir kez daha sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz. Bugün her şey gönlünüzce, her şey iyi olsun inşallah. Okula giden kardeşlerimin okulda, derslerinde başarılar, sınav haftası. Üçüncü sınavlar var bu hafta. Artık yani bundan sonra yavaş yavaş kurtarmalar falan olacak. Öyle anlaşılıyor. İnşallah bu vakte kadar yaptıkları yeter. Şu son sınavlarda hiç değilse mevzuyu hallederler. Halledemezlerse de canları sağ olsun. Ama yine de Allah onlara zihin açıklığı versin. Esnaf kardeşlerime hayırlı, bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum. İnşallah birazdan bu dakikalar itibariyle hani poğaçacılar, börekçiler, fırıncılar falan yapmışlardır da diğer esnaf da inşallah şu dakikalar itibariyle yüklü paralarla siftah ederler. Ve o paralar onlara bütün bir gün boyunca da hayırlı, bereketli, bol kazançların kapısını aralar. İşe gidenlerin Allah işlerini rast getirsin. Yolda kimseye dalaşmayın. Araba kullanırken özellikle pek çok haber veriyoruz. Kimseye anlatamıyoruz. İşte az önce Kağıthane'deki hadiseyi izlediniz. Çamaşır asma yüzünden çıkan silahlı kavgada biri ağır, 4 kişi yaralandı türü haberler veriyoruz. Mevzunun küçük olması neticesinin ne olacağı konusunda bize fikir vermiyor. Bunu sakın aklınızdan çıkartmayın. Şurada görüyorsunuz dönmeye başladı. Sultanahmet şu saat itibariyle 8.04 itibariyle İstanbul güne başladı. Şu dakikalar itibariyle, şu an itibariyle Sultanahmet'ten canlı görüntüler geliyor ekranlarınıza. Sultanahmet'in ve Ayasofya'nın da içinde olduğu İstanbul'un göz bebeği işte bu görüntülerle ekranlarınıza geliyor. İstanbul'a geldiğinizde görmeden gitmemenizi tavsiye ettiğimiz 2-3 yerden
biri. Zannediyorsunuz ki siz, bana da öyle gelirdi eskiden. Ben İstanbul'dayım ve iki günde bir buralardayız. Hayır efendim. Böyle yerler ancak İstanbul'un dışından planlı olarak İstanbul'a geldiğinizde görülebilecek olan yerler. Biz İstanbul'da senelerdir gidemiyoruz. Mesela buraya, Ortaköy'e çok istediğimiz halde bütün bir gün şurada şu Mecidiye Camii'nin bahçesinden Boğaz'ı sabaha kadar izleyelim. Çok isterdik ama izleyemiyoruz. İşte İstanbul Boğazı. Geldik Haliç'e. Pierre Loti'den canlı görüntüler geliyor ekranlarınıza. Eyüp'ten Haliç hattına kadar olan bu muazzam, bence turizmin kalbi olmaya aday Pierre Loti işte ekranlarınızda. Sizi temin ederek söylüyorum ki Avrupa'nın herhangi bir köşesinde şu güzelliği sata sata bitiremezler. Bak söylüyorum size, Paris'in o leş gibi kokan çamur içerisindeki deresini romantizmin başkenti diye satıyorlar ya. Şu Haliç'i başka bir yerde olsaydı, çok açık söylüyorum, sata sata bitiremezlerdi. İşte Pierre Loti'yi teleferiğin üzerinden bu şekilde görüyoruz. Bu şekilde geliyor ekranlarınıza. Tarihi Yarımada'ya giden ana hat üzerinden sizlerle buluşturuyoruz. Pierre Loti'yi gördük, izledik. İstanbul'un bir başka eşsiz güzellikteki noktasına götürüyoruz şimdi sizleri. Saat 8.06 itibariyle Salacak iskeledeyiz, Salacak sahildeyiz. İstanbul Boğazı'nın eşsiz güzelliği günü selamlıyor. Arabalı vapurlar efendim yük tankerlerine karışıp Boğaz'dan çıkışı ya da Boğaz'a girişi işte görüyorsunuz. Sanatlar işte Seyhun'un süperpoze numaraları Şehitler Köprüsü ile İstanbul Boğazı'nın Salacak sahilden görünen noktasını bu şekilde üst üste gördük. Eşsiz güzelliğiyle İstanbul'un her köşesinden güne başlama manzaralarını ekranlarınıza getiriyoruz. Bu tablo muhtemelen unutamayacağınız, aklınızdan çıkacak bir tablo olacak. Ve Kadıköy, artık Kadıköy'de güneş doğdu, gün başladı. Vapurlar ve motorlar işe götürmeye başladı. İstanbulluları Anadolu yakasından alıp Avrupa yakasına taşımaya başladı. Kadıköy'deki Karaköy Eminönü iskelesi ekranlarınıza gelen. Çorbacı gitmiş anladığımız kadarıyla. Çorba dağıtım işi yok. Aşağıda galiba. Tam bizim açımıza girmiyor. Yok. Olsaydı görürdük. Çorbacı çorbaları dağıtmış gitmiş. Demek ki öyle. Şu çorba da içelim vapura binmeden önce diyorsanız 8 olmadan oralarda Kadıköy rıhtımda olmanız lazım. Bakın şu anda koşarak iskeleye doğru giden vatandaşları görüyorsunuz. Niye? Çünkü 10 geçe vapuru kalktı kalkacak. 8-10 vapuru kalktı kalkacak. Dolayısıyla son saniye turnikelerden geçip en büyük hayal kırıklığı frustrasyon nedir? İstanbullular bunu çok iyi bilirler. Jetonunuzu atıp, jeton kalmadı artık, bildiğin yaparak geçebiliyorsunuz. O turnikelerden geçtikten sonra ben de bineceğim vapura dediğiniz anda camlı kapının kapanmasıdır. Sizi geriye çıksanız çıkamazsınız, vapura gitseniz gidemezsiniz. Bir sonraki vapura kadar o camlı bölmede mahsur kaldığınız andır. En büyük frustrasyon. Yeniden görüyoruz. Koşarak iskeleye gelen vatandaşların vapura yetişme telaşlarını canlı olarak getiriyoruz ekranlarınıza. Şimdi bir de Anadolu yakasından bir görüntü görelim. Anadolu yakasının bir başka noktasından bir görüntü getirelim ekranlarınıza. Kartal sahilden güneş doğarken adalar bakın nasıl görünüyor. Gelin ona bakalım birlikte. Prens Adaları'nı göreceğiz. Heybeli, Büyükada, Burgaz,
İşte İstanbul Kartal sahil. Batıda Bostancı'dan doğuda Tuzla'ya kadar bir hattı göreceksiniz şimdi. Karşısında bir inci kolye gibi dizilmiş Prens Adaları ile birlikte Anadolu yakasının eşsiz güzellikteki bir noktasından Kartal sahilden görüntüler geliyor ekranlarınıza. Şu saat itibariyle İstanbul Kartal sahil işte bu halde, işte böyle başlamış durumda güne. Sabah spor yapmak için sahil yoluna kendini atmış olanlar. Kartal sahil hattı boyunca Spike'ın bisikletleri var. O bisikletlerle de sabah sporunuzu taçlandırabilirsiniz. Bizim zaman zaman kullandığımız bir araç. Öyle söylemiş olayım. O sahil hattı boyunca 6-7 bisiklet istasyonu var. İşte gezinti tekneleri, balıkçı tekneleriyle beraber Dragos'ta tekel, eski tekel fabrikasının karşısındaki iskelede böyle demirlemiş halde. Ve güneş tabii ki yakamozunu bu şekilde indirmiş suyun üzerine. İstanbul başladı güne. Siz de başladınız mı bilmiyorum. Başlasanız iyi edersiniz. Hadi gelin sizi iç politikadaki önemli başlıklara götürelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti üyeliği sonrası AK Partililere seslendi. Türkiye'nin önündeki seçimleri hatırlattı. Cumhurbaşkanı 2019 seçimlerine hazırlanın dedi. Başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Tüm gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti üyeliği sonrası vereceği mesajlardaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm salona seslendi. Yeni hedefi 2019 seçimlerine hazırlanın diyerek verdi. Erdoğan çok çalışacağız, rehavete kapılmak yok dedi. Bundan sonra tüm enerjimizi, dikkatimizi, planlarımızı 2019 seçimlerine göre yapmak mecburiyetindeyiz. Bizim rehavete kapılma, hele hele milletimizin rotasından çıkma hakkımız asla yoktur. Bu fakir mahcup olmak istemiyor. Sizlerin de mahcup olmak istemediğinize inanıyorum. Öyleyse çalışacağız. Daha çok çalışacağız. Cumhurbaşkanı yeni dönemi işaret etti. Erdoğan'ın bu partiye sırtını dönüp de iflah olanı görmedim sözleri dikkat çekti. Bugüne kadar bu davaya, bu partiye sırtını dönüp de iflah olan kimse görmedi. Erdoğan terörle mücadelede kararlılık mesajlarını sıraladı. FETÖ'yle mücadeleye vurgu yaptı. Timsah gözyaşlarına dikkat edin dedi. Takiye'nin bu kadar başarılı yapıldığı bir başka örgüt Türkiye'de yoktur. Ben şuna inanıyorum. Acırsak acınacak hale gelebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak ve Suriye'de terör örgütlerine yönelik sürdürülen operasyonları hatırlattı. Devletin zirvesi tüm uluslararası kamuoyuna teröre taviz yok dedi. PYD, YPG, onların Kuzey Suriye'deki heveslerini biz kursağında bırakacağız. Bunu da herkes böyle bilmelidir. Cumhurbaşkanının Avrupa Birliği'ne yönelik mesajları da sertti. NATO zirvesi öncesi AB liderlerinden gelen görüşme talepleri ve isteklerini kamuoyuyla paylaştı. Türkiye kapı kulu değil dedi. İşte şimdi de ne diyorlar? Peki biz bundan sonra ne yapacağız diyorlar. Ya bugüne kadar ne yaptığınız ortada. Bundan sonra ne yapacağız demek ne demek? Ha bundan sonra yapacağınız bir şey var. Nedir o? Bugüne kadar açmadığınız şu fasılları açmaktan başka çareniz yok. Bunu açarsanız ne hala? Açmadığınız takdirde güle güle. Türkiye bunların kapı kulu değildir. Ve bugüne kadar ne söylendiyse, ne denildiyse bunlar hepsi yerine gelmiştir. Şimdi bir haber dün alıyorum. İşte yakında NATO zirvesi var. Orada görüşme talepleri var. Yukarıdan aşağıya 5 tane madde saymışlar. O 5 maddeye bakıyorum. İlk adımı Türkiye'nin atması gerekir. O hal kalkması gerekir. Şu olması lazım, bu olması lazım. Geçin bunları, geçin. Siz ne yapacaksınız onu söyle. Sen önce git Fransa'daki o hali kaldır. Cumhurbaşkanı ana muhalefete de yüklendi. Erdoğan 15 Temmuz sonrasında yaşananları hatırlattı. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne taşınmamızın ardından bu bina üzerinden şahsımızı
ve dolaylı olarak partimizi yıpratmaya yönelik akla hayale gelmeyecek ahlaksızlıklar sergilendi. Milletimizin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, kendi evine sahip çıkması karşısında bu tavırları sergileyenler de kendilerine çeki düzen vermek zorunda kaldılar. Gelmem diyen kim varsa sonunda bir gün Beştepe'nin yolunu öğrendi. Ve halk oylaması sonuçları. Cumhurbaşkanı CHP'nin yaptığı itirazlara tepki gösterdi. Yüksek Seçim Kurulu'na gidiyorsun. Yüksek Seçim Kurulu nihai kararını veriyor. Sen onunla tatmin olmuyorsun. Anayasa Mahkemesi diyorsun. O arada Anayasa Mahkemesi bir açıklama yapıyor. Oradan da umudunu kesiyorsun. Şimdi de AİHM'e gidiyorsun. Ya AİHM'in böyle bir görevi yok. Görev alanının içerisinde böyle bir şey yok. Ve bu ülkenin seçimle ilgili iç işlerine karışma yetkisi yok. Tabii yenilen pehlivan yenilgiye doymuyor. Onun için sabırlı ol. Bak önümüzde 2019'da seçimler var. O seçime iyi hazırlan. Ve dün akşam sürpriz bir buluşma gerçekleşti. Arkamda görüyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Beştepe'de bir araya geldi. Buluşmayı önemli kılan her iki ismin de, yani Cumhurbaşkanı'nın da Başbakan'ın da gündeminde, programında böyle bir buluşmanın olmamasıydı. Ki bu buluşmada ne konuşulduğu, hangi konuların değerlendirildiği konusu da kuşkusuz Ankara'nın en önemli gündem maddesiydi. Dün bütün gün AK Parti Genel Merkezi'nde idi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım. Akşamsa külliyede, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiler. Görüşme sürprizdi. Zira iki ismin de programında görüşecekleri bilgisi yoktu. Görüşmeyi önemli ve anlamlı kılan ise Ankara kulislerinde konuşulan kabine revizyonu iddiası idi. Beştepe'de tam 5,5 saat süren toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. Hayırlı olsun. Sağ olun. Allah mahşur etmesin inşallah. Allah razı olsun. Allah. Ve dönelim hadi Ankara'ya. Ankara'daki adımız Betül Bilsel'e. Soralım, ne var bakalım bugün Ankara'nın gündeminde Betül? Ersoy'da da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Rusya'ya gidecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşme gerçekleştirecek. Tabii önemli bir gündem yoğunluğu esnasında gerçekleşecek olan bu görüşmenin de öncelikle gündem başlığını elbette terörle mücadele ve Suriye'deki meseleler, hem bölgesel hem de uluslararası meseleler oluşturacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le baş başa görüşme gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı ardından da akşam yemeğinde heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecekler ve son olarak Moskova'da 10 Mart'ta görüşme düzenlenmişti. Türkiye-Rusya üst düzeyli işbirliği konseyi toplantısında bir araya gelmişlerdi. Tabii Rusya ile yürütülen görüşmeler kapsamında aslında S-400 füzelerinin Türkiye'nin Rusya'dan almasının da gündemde olması bekleniyor ki bu kapsamda yürütülecek temaslar da var. Soçi'de gerçekleştirilecek olan bugün yapılacak görüşmede tabii günübirlik bir ziyaret olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyareti, önemli temaslar gerçekleştirilecek. Ankara'dan gidecek, bir basın toplantısı gerçekleştirmesi de bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakan Binali Yıldırım'ın henüz açıklanmış bir programı yok. Ankara ancak önümüzdeki dakikalarda, yani günün ilerleyen saatlerinde bir program konulması durumunda tabii Başbakan Binali Yıldırım'ın da yakından takip edileceğini söylemek mümkün. Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'nde bilindiği üzere 16 Nisan referandumunun ardından kazan kaynamaya başlamıştı ve bu kapsamda aslında özellikle de muhaliflerin seçime gidilmesi, yani genel başkanlık seçimi
seçimine gidilmesi konusunda çıkışları vardı. Cumhuriyet Halk Partisi bugün partisinin MYK toplantısını gerçekleştirecek. Tabii o toplantıda görüşülecek konular ve muhaliflerin ve parti kesiminin de aslında 16 Nisan referandumu sonrasında yönetimden duyduğu rahatsızlığında dile getirilmesi bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan bu gerilimin de Ankara'da yakından takip edildiğini söylemek mümkün. Bugün gerçekleştirilecek olan Astana'da Suriye'ye ilişkin dördüncü tur görüşmeler yapılacak. Tabii Ankara'dan dış gelişmeler de yakından takip edilecek. Ancak önemli bir başlık daha hemen aktaralım. Yüksek Seçim Kurulu halk oylamasına ilişkin kesin sonuçları açıklamasının ardından resmi gazetede yayınlanması sonrasında 28 Nisan Cuma günü başlayan Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği başvuruları sona erdi. Üçüncü yargı sona erdi ve Yargıtay, üçü Yargıtay'a, biri Danıştay üyesi ve üçü yüksek öğretim kurumlarında hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleriyle avukatlar arasında olmak üzere Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun 7 üyesinin seçilmesi için gözler mecliste. Tabi bu gelişmelerin de meclisten gelecek bu haberin de yakından takip edildiğini söyleyelim ve son olarak Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak ki dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti üye olmasının ardından yaptığı konuşmada faizlerin indirilmesi çağrısı yapmıştı. Faiz ve enflasyonun eşit orantıda olduğunu söylemişti. Faizler insin, enflasyon insin demişti. Tabii bugün açıklanacak olan enflasyon rakamlarının da Ankara'da yakından takip edildiğini söyleyelim. Ve son olarak da AK Parti'nin 21 Mayıs'ta gerçekleştireceği 3. Büyük Olağanüstü Kongre için yapılacak hazırlıklar devam ediyor. O hazırlıklar kapsamında da yaşanacak gelişmelerin bugün yakından takip edileceğini söyleyerek sözü yeniden size bırakalım. Betül Bilsel, teşekkür ediyoruz. Sağ olasın, var olasın verdiğim bilgiler değerlendirmelerin için. Betül Bilsel, Ankara'daki adamımız bize anlattı. Cumhurbaşkanı bugün Soçi'ye gidiyor. Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek. Ve orada tabii ki işte pek çok bölgesel mesele falan konuşulacak ama en çok yakından takip edeceğimiz konu S-400 meselesi ve enerjide Türk akım meselesi olacak. Onları takip ediyor olacağız. Bora, günaydın. Bak bugün biraz daha alıştım gibi sanki. Sakal meselesine. Ha? Tekrar mı bırakıyorsun? Yazık, kadın madem seviyor böyle kal ya, ne olacak ya? O zaman bir anlamı olmuyor abi. Bir anlamı olmuyor ha. Onun için bir şey yapmış oluyoruz. Ha. Biliyorsunuz değil mi? Bora'nın annesinin doğum günü 1 Mayıs. Ve her 1 Mayıs'ta annesinin şerefine sakallarını kesiyor. Yani tanımıyorsanız bu bizim Bora işte. Yani geçen seferki Bora. Kaşlardan şey. Kaşlar, ha, kaş, sakalları kestik, kaş bırakıyor şimdi. Ya değil, öyle deme. Bu kaşlar da güzelmiş. Kaş var abi bende, kaşlar yok, bir tane var. Kendinle barışık olman ne kadar güzel. Başkasına biz böyle espri yapsak, fiziksel özellikleri dalga geçiyor diye bizi vururlar. Neyse, adam kendi kendine yapıyor, benimle alakası yok. Yoksa benim açımdan mevzu değil. Al, ben sana fiziksel özellik göstereyim, al. Gördün mü fiziksel özelliği? Muazzam. Vur dediler, ben de yaptım. Dudaklarına bir şey enjekte ettirmiş. Bir şey diyorum çünkü galiba bu tam silikon değil. Bu silik 5 olabilir. Ay, bu esprileri yapmasam mı ya? Tamam. Son birkaç saniyeyi silin. Geri alın. Onu yapılmamış sayın. Şimdi bu hanımefendi hemşire. Ve bu hemşire hanımefendinin dediği, bak gene bizim burası karanlık. Şu ışıkları bir yaksana. Yakındırıyor ya. Ha, ışıkları bir yaksana. Vur dediler, ben de yaptım diyor. Dolgu dudak kurbanı hemşire Merve Kireç'in şikayetçi olduğu kuaför Soner G. Diploma göstermedim. Kız arkadaşımın ay Allah'ım yarabbim ya. Of. Yani beni, bana bunu, ben bunu. Bambini bun bun. Kimse beni, hanımefendinin kendisine uygulama yapan kişinin doktor olduğunu bilmediğine inandıramaz. Bu anlaşılan o ki, baba doktorların yaptığı şeyin aynısını ben de yapıyorum. Onlara o kadar vereceğine bana şu kadar ver, ben sana en kralını yapayım. Türü bir pazarlığın neticesinde bu tablo ortaya çıkmış gibi görünüyor. Aksine de beni biraz zor inandırırsınız. Yani
kendini doktor diye tanıtan falan filan hikayesi biraz bana çok gerçekçi görünmedi gözüme, açık söylemek gerekirse. Fakat benim burada merak ettiğim bambaşka bir durum var. Bunu şimdi ehliyetli doktor kardeş yapmamış. Bunu bir kuaför kardeş yapmış. Sanatına saygı duyduğumuz bir hair designer. Kuaför denmiyor artık. Eskiden berber deniyordu. Sonra bir dönem sonra kuaför. Kuaförü de bir süre sonra daha Fransızca, bir alafranga, böyle coiffeur falan gibi yazmaya başladılar. Şimdilerdeki onun adı hair designer, biliyorsunuz. Hair designer. O hair designer kardeş bu dolgu operasyonunu yapınca ortaya şu garip tablo çıkmış ama merakım şu. Gerçekten ehliyetli bir doktor, bu konularda uzman olduğunu bildiğimiz, diplomalı, diplomalı falan bir abinin bunu yapması halinde şu tablonun ortaya çıkmayacağının garantisi nedir? Düşünsenize, yani organik olan bedeninize dışarıdan yabancı bir madde enjekte ediyorsunuz. Ve diyorsunuz ki bu olacak. Bunda sıkıntı yok. Ne istiyorsunuz bedeninizden ya? Ne istiyorsunuz bedeninizden ya? Şu kızın eski fotoğrafları var. Burada yayınlamışlar mı bilmiyorum. Varsa göstermek istiyorum. Şu mu eski fotoğrafı? Şu mu? Bir görsene bunu yakından. Şu görüntünün Allah aşkına bana söyler misin nesi var? Da bunu sen şimdi enjektörlerle menjektörlerle değiştirmeye çalışmışsın. Yani şu görüntünün nesi var? Hangi görüntünün nesi var daha doğrusu? Bak, adama Allah böyle kaş vermiş, dert ediyor mu? Ciddi söylüyorum zannedecekler. Şaka yapmıyorum sahiden. Yani her şey bir tarafa. Biz bu estetik meselesini, estetik meselesinde bir aydınlanmaya ihtiyacımız var bizim. Yani en azından biz, hani beni ilgilendirmiyor işte Batı toplumları falan ya da işte başka bir takım inanç gruplarından insanlar falan, bizi ilgilendirmiyor ama biz Allah'ın bize vermiş olduğu bu bedenle, bu tenle, bu ciltle, bu elle, kolla, yüzle falan barışmamız lazım bizim. Biz Allah'ın bize vermiş olduğu herhangi bir fiziksel özelliği kötü, çirkin, hatalı falan, ne haddimize bizim ya? Ne haddimize? Siz güzel insan olun, hani içten güzel insan olun. Herkese zaten dünyanın en güzel insanı olarak görüneceksiniz ya. Daha ne diyeyim yani? Öyle değil midir yani? Öyle değil midir yani? Bu mesajı önemsiyorum. Bu mesajı önemsiyorum. Dün gece deşifresi tamamlanıp gazetelere girdiği ve bugün artık kalem savaşlarında yeni bir gün. Bu tabii siyaset tarihinin her döneminde oldu. Şimdi de var kuşkusuz ki. Özellikle aynı fikri savunan yazarlar arasında kalem savaşları. Fraksiyonel savaşlara da bazen dönüşebiliyor bu. Önemli değil. Ama bu kavga ya, bu kalem savaşının muhtevası itibariyle herkes aynı fikrin savunuculuğunu yaptığını söylüyordu. O fikrin, o hareketin lideri de Recep Tayyip Erdoğan. Ve Recep Tayyip Erdoğan bir şey dedi. Dediği şeyi bugün en iyi Milat Gazetesi görmüş. Çünkü Milat Gazetesi görece bu kalem savaşlarının tamamen dışında kalmış bir gazeteydi. O yüzden biraz daha belirgin görmüş. Kimse uluhiyet davasına girmesin. Hareketin lideri Recep Tayyip Erdoğan. Sözü bu. Ali Adakoğlu yazmış. AK Parti'ye destek verip de sonradan trenden inenleri hatırlatmış. Bu dün parti grup toplantısında da söyledi, biliyorsun. Bu partiye sırtını dönüp de iflah olanı görmedim diye. Onları bir selamlayalım. Onları bir selamlayalım. Yani herkesçe malum AK Parti'den kopup da kendi başına bir şey yapmaya çalışanların hepsinin bu hamleleri hüsranla neticelendi. Bugünlerde de böyle bir tablo varsa eğer, bunun da aşağı yukarı nasıl neticeleneceğini biliyoruz, görüyoruz. Ama onun dışında kalem savaşları bağlamında söylüyorum. Yani yazarların kendi aralarındaki atışmaları bağlamında söylüyorum. Yol arkadaşıysan mezara kadar gidilir.
İslamcı olanlar atılıyor deniliyor. Bu yanlış. Ebedi alemin ölçüsü hiçbirimizin elinde değil. Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajlarını aktarıyorum sizlere değerli izleyiciler. Çok ağır olacak ama kimse uluhiyet davasına da girmesin. Diyor. Okey? Biz tekkeye mürit aramıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bence kalem savaşlarını bitirecek olan bu sözleri bu şekilde yer bulmuş durumda. İşte Akşam Gazetesi'nde de Kurtuluş nakletmiş bu sözleri. Biz tekkeye mürit aramıyoruz ki siyasi parti için esas olan dürüst, ilkeli, vatanını milletini seven, parti ilkelerine uyacak insan aramaktır. Ama bazıları işi tamamen şirazesinden çıkarttı. Ahmet çıkarttı, Mehmet çıkarttı değil. Cumhurbaşkanı ilke ve prensipleri ortaya koyuyor. Yani bu hareketin lideri olarak her bu hareketi destekliyorum diyenin kendi omzundan ateş etmesini bu sözlerle artık bitirdiğini tahmin ediyorum ben Cumhurbaşkanı'nın. Bu saatten sonra hala daha bu tartışmalar devam ederse ben bu tartışmaların taraflarının Cumhurbaşkanı'nın sözüne itibar etmediği kanaatine kapılacağım. Bunu da altını çizmiş olalım. Şu manzaraya bayılıyorum. Bu manzaraya da bayılıyorum. Şu manzaraya hele bitiyorum. Vallahi bu fotoğrafların hepsi çerçevelik fotoğraflar. Sayın Binali Yıldırım'a bu milletin bir teşekkür borcu var. Sayın Binali Yıldırım'ın hiç kimse icracı yönünü tartışamaz. Son 15 yılda bu memlekete yapılmış olan ne kadar önemli proje varsa, köprüsü, yolu, barajı, tüneli, ne gelirse aklınıza, uçaklar, gemiler, trenler, ne gelirse aklınıza, hepsinin altında ya Ulaştırma Bakanı olarak ya Başbakan olarak Binali Yıldırım'ın imzası var. Kafasında baretiyle, ayağında çizmeleriyle şantiyelerden çıkmadı bu adam. Yani kimse Sayın Binali Yıldırım'ın icracı tarafıyla, çalışkanlığıyla, iş yapıcılığıyla, iş bitiriciliğiyle ilgili tek bir değerlendirme bile yapamaz. Yani tek bir olumsuz söz söyleyemez. Fakat Sayın Binali Yıldırım son dönemde başka bir şey daha koydu ortaya. Dün Sayın Binali Yıldırım'ın konuşmasını dinlerken bende oluşan his şuydu. Konuşuyor, konuştukça büyüyor ve her sözünden sonra devleşiyor. Susanlara selam olsun. Bu davaya sadakatini, bu lidere bağlılığını, bu süreçteki tevazuunu, kompleksiz halini, koltuk hırsıyla hareket etmediğini belirgin biçimde ortaya koymuş, göstermiş bir adam. Başbakan Binali Yıldırım'ı bu vesileyle bir kez daha selamlamış olalım. Yani bu harekette Erdoğan'ı ne kadar selamlıyorsak bu süreçte ona bu anlamda yol arkadaşlığı yapmış olan Sayın Binali Yıldırım'ı da o kadar selamlamamız gerektiğini düşünüyorum ben. Özellikle dünkü konuşmasını gerçekten hani pek çok çevrenin o dünkü konuşmadan çıkartması gereken mesajlar olduğunu düşünüyorum ben. Türkiye nasıl patinaj yaptı? Türkiye nasıl zaman kaybetti? Sayın Binali Yıldırım göreve geldiği günden bugüne nasıl bir ivme kaydettiği hep beraber herkesçe malum, herkes görüyor. Yani 7 Haziran seçimlerinden çıktıktan sonra bu ülke başkanlığa onay vermedi değerlendirmesinden gelip Mayıs 2016'dan sonra süratle bu hükümet modeli değişikliğine memleketin götürüldüğünü ve bunun herkesin gözünün önünde olduğunu bir kez daha altını çizmemiz gerekiyor. Gelin bakalım memlekette neler var, neler yok, neler oluyor, neler bitiyor. Özetler halinde, başlıklar halinde getirelim ekranlarınıza. Cumhurbaşkanlığı sisteminin anayasa reformunun ardından büyük değişimin ilk adımıydı dün atılan. Cumhurbaşkanı Erdoğan sevdam dediği, aşkım dediği, kavgam, davam dediği AK Parti'ye yeniden üye oldu. Ve orada çok net bir mesaj verdi. Kim ki bu davadan, bu partiden sırtını dönmüş, başka arayışlara girmiştir. Hiçbiri iflah olmamıştır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vermiş olduğu bu mesajın kime gittiği bugünün politik gündeminin en fazla konuşulacak olan konusu olacak diye tahmin ediyorum.
Erdoğan bugün Rusya'ya gidiyor. Soçi'de Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelecek. Bölgesel meseleler kuşkusuz Putin-Erdoğan görüşmesinde konuşulacak. İşte Suriye vesaire gibi. Fakat aynı zamanda Türkiye-Rusya arasındaki ikili önemli meseleler gündeme gelecek tahmin ediliyor ki. Biri enerji meselesi, Türk akımı hattı. Biri de S-400 füze anlaşması Erdoğan ve Putin arasında konuşulacak olan konu başlıkları diye tahmin ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kazan kaynıyor. Fokur fokur. 16 Nisan sonrası bir siyasi sorumlu arayışına gidildi. İlk günlerde tabii seçim sonuçlarına genel merkez ciddi anlamda direnç göstermişti ama şu anda parti içerisinde hayır, seçim sonuçlarına direncin bir anlamı yok. Biz bu seçimi de diğerlerinin olduğu gibi kaybettik ve bunun bir siyasi sorumlusu olmalı. Düşüncesi yükseltilmeye başlandı. Baykal'ın çekil restinden sonra, yani Kemal Kılıçdaroğlu'na artık çekil restinden sonra Muharrem İnce de topa girdi. Peşinden Kemal Kılıçdaroğlu parti içi muhalefeti başlattığını, partiden kovarım diye bir tehditte bulundu. Garip şeyler oluyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Onu da takip ediyor, izliyor olacağız. Suriye'nin kuzeyine yapılan hava operasyonları terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'yi panikletmiş durumda. Artık insan kaynağı konusunda nasıl bir açmaza düştüyse PYD, nasıl duvara tosladıysa sosyal medya üzerinden vermiş olduğu İngilizce ilanlarla eleman arayışına başladı. Durum bu. Bunu da söylemiş olalım. Ve UNESCO'dan çok tarihi bir karar geldi. UNESCO, İsrail'i işgalci güç ilan etti. Bu işgalci güç ilanı, yani Birleşmiş Milletler'in böylesi bir organının kayıtlarına böyle girmiş olması Filistin meselesi nasıl etkileyecek, bunu da hep beraber göreceğiz. Uyandırma servisi devam ediyor. Ayan burada. Memleketin havasını bize vermek üzere günaydın. Günaydın Ersoy. Nasıl bir havayla karşı karşıyayız bugün? Şimdi hafta başından bu yana devam eden sağanak geçişleri yurdun pek çok noktasında yine devam ediyor Ersoy. Özellikle Doğu Karadeniz'de, İç Anadolu'nun doğusunda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, Akdeniz bölgesi ve Güney Ege'de sağanak geçişleri var bugün. Fakat Karadeniz'in orta kesimi Giresun, Ordu çevresinde, Elazığ ve Tunceli'de yağış şiddetli. Metrekareye 20 kilogramın üzerinde yağış düşecek. Sel, taşkın, dolu ve yıldırım tehdidi artıyor. Diğer bölgelerde hava bugün çok bulutlu. Hava sıcaklığı Mayıs ayı ortalamalarında ama geçtiğimiz hafta sonuna nazaran biraz daha serin. Fakat önümüzdeki 1-2 gün hava sıcaklığındaki 1-2 derecelik düşüş devam edecek. Çok fazla değil. Dolayısıyla soğuk algınlığı tehdidi sürüyor. Hala gece gündüz sıcaklığı arasında fark var. Gece yine hafif de olsa lokal sis oluşmaya devam ediyor pek çok noktada. Dolayısıyla soğuk algınlığı tehdidinin ne karşı olabildiğince tedbirli olmak lazım. Şimdi hava insanı hasta etmez Ersoy. İnsanı hasta eden şey aslında bizim etrafımızdan aldığımız mikroplar. Sadece atmosferdeki bu sıcaklık değişimi, birden ısınmalar, birden soğumalar bizim bağışıklığımızı düşürüyor. Aslında hasta etmiyor. Hasta eden yaşadığımız kapalı ortamlardan aldığımız virüs ve bakteriler. Dolayısıyla olabildiğince böyle zamanlarda daha sık ellerimizi yıkamak, kalabalık ortamlara özellikle girmemek çok önemli tedbirler ya da girdiğimizde kendimizi koruyacak tedbirler almak oldukça önemli. Bunun altını çizmiş olalım. Şimdi yarın ne olacaktan bahsedelim. Yarın yine hem Doğu Karadeniz'de hem İç Anadolu'nun doğusunda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış devam ederken Güney Ege'de, Göller Yöresi çevresinde
Yine kısa süreli sağanak geçişleri var. Cuma günü de aynı şekilde yağış Marmara'yı da biraz etkisi altına alacak. Özellikle Trakya'da, işte Balıkesir çevresinde, Bursa'da kısa süreli sağanak geçişleri görülecek Cuma günü. Yine Akdeniz bölgesinde, göller yöresinde, İç Ege'de, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da. Ve cumartesi günü rüzgar güneyden esmeye başlayacak. Atmosfer biraz daha yüklenecek. Hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık yukarı eğilimli olmaya başlayacak ama tüm yurtta yağış var. İstanbul'da dahil olmak üzere. Yine gök gürültülü sağanaklar kısa süreli olmakla birlikte, beraberinde sel, taşkın, dolu ve yıldırım tehdidiyle birlikte hayatı ve ulaşımı olumsuz yönde etkileme ihtimali var. Pazar günü de aynı şekilde Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'de hava yağışlı geçecek. Önümüzdeki hafta pazartesi günü yurdun batısında, salı günü yine Türkiye'nin tamamında yağış var. Yani dolayısıyla önümüzdeki 10-15 gün içerisinde hala kısa süreli sağanaklar devam edecek gibi gözüküyor Ersoy. Şimdi dolayısıyla da sel, taşkın, dolu, yıldırım tehdidi artacak lokal de olsa, ki bugün Giresun, Ordu çevresinde, Elazığ, Tunceli çevresinde bu risk var. Aman dikkat hatırlatmasını tekrarlamış olalım. Hava sıcaklığı şimdilik ortalamalar civarında seyredecek. 18 derecenin çok fazla altına inmeyecek önümüzdeki 10-15 günlük süre içerisinde. Ama yine de soğuk algınlığı riski artıyor. Aman dikkat hatırlatmasıyla noktalayalım bugün dersi. Elbette efendim. Çok teşekkürler, sağ olasın. Teşekkürler verdiğin bilgiler, değerlendirmelerin için. Memleketin havasını aldık. Memleketin sorunlarından birine daha yakın planda bakacağız. Hepimizin elinde şu akıllı cep telefonları var ve bunun çok pahalı olduğunu zannediyoruz. Yani buna erişimin çok pahalı olduğunu zannediyoruz. Hem satın almak hem de faturalandırma meselesinin. Fakat galiba çok öyle değil, çünkü akıllı telefon kullanma yaşı 9-10'lara kadar inmiş durumda. Bu aynı zamanda başka bir takım pedagojik, başka bir takım sorunları da beraberinde getiriyor. Akıllı telefonunuz var mı? Var. Var abi. Ne zamandan beri var? 3 yıldır. 3 yıldır var. Evet. Peki telefonda daha çok neler yapıyorsun? Abi internette takılıyoruz. Öyle yani. Sosyal medya, oyun, zaman geçirmek için. Maillerimize bakıyor, yol tarifi alıyoruz. Vakit geçirmek için video izliyoruz, oyunlar oynuyoruz. Akıllı telefonlar artık hayatımızın vazgeçilmezi. Ancak sadece bizler için değil, çocuklarımız için de durum aynı. Küçük bir ekranda durmadan ışıklar içinde bir şeylerle oyalanıyor bu çocuklar ve bu çocukların düşünmesi engelleniyor ve böylece dikkat eksiklikleri, hiperaktiviteler, okul başarılarında düşme, yerinde duramayan, durmadan hareket etmek isteyen çocuklarla karşılaşabiliyoruz açıkçası. Türkiye'de akıllı telefon kullanma yaşı 12'den 9'a indi. 4 yıldır falan. 4 yıldır kullanıyorsun. Daha çok neler yapıyorsun telefonda? Sosyal medya. Video izliyorsun zaman evet. Zaman. Oyun oynuyor musun? Hayır. Akıllı telefonlar kontrolsüz kullanıldığında büyük bir tehlike. Peki çocuklarımıza neden telefon veriyoruz? Maalesef veriyoruz. Neden? Yani bir susturmanın bir başka formülü. Ben çalıştığım için, onu aradığım, sorduğum için, o yüzden kimse olmadığı mecburen için mecburen. Oluyorsunuz. Aynen evet. Peki sakıncalarını biliyor musunuz? Yok, bilmiyorum ama demek ki sakıncası vardır ama nedir? Mecburen olacak diyorsunuz. Aynen. Akıllı telefon veriyor musunuz hiç kendisine? Veriyoruz, devamlı elinde. Devamlı elinde, evet. Oynuyor. Evet. Peki daha çok ne yapıyor telefonda? Oyun mu oynuyor? Hani oyun oynuyor en çok. Vallahi kontrol etmiyor de senince yeridir yani. Uzmanlar belirli kurallar koymak şart diyor. Her şeyi bence kısıtlamak, çocuk istese de bunu kurallara bağlamak gerekli. Çünkü çocuk her zaman isteyebilir, sitelere girer, YouTube'dan da girer. Tabii bunların hepsi sonuçları bizim için ileride okulda birçok zorlukla karşılaşabiliriz. İleride bir 11-12 yaşından sonra belki. Şimdi şu anda yasak ona. Devamlı istiyor ama biz devamlı vermiyoruz. Yani sadece hafta bir defa anlaştık o şekilde. Yazılı falan yazdırıyor, resim yaptırıyorum ama vermiyorum. Telefon yasak, tablet yasak. Neden yasak? Yani zararlı olduğu için yasak. İlkbaharın en güzel meyvelerinden biri çilek. Çileğin nelere iyi geldiğini bir bilseniz asla vazgeçemezsiniz. Özellikle hastalanmaya başladığınızı fark ettiğiniz anda çilek tüketirseniz eğer, bakın ne oluyor. Lif oranı çok yüksek. Her yönden güzel. En güzel meyve. Onlarca yararı var. Birçok hastalığa iyi geliyor. Hem de vücudunuzu zinde tutuyor. Çilek deyip geçmeyin. Tadının güzel olduğu kadar faydalı da bir meyve. Peki nedir çileğin faydaları? Hemen öğrenelim. Hocam ne yarar var bu çileğin?
Çilek tabi antioksidan içeriği yüksek olan meyvelerden bir tanesi. Vücut direncini arttırdığı, bağışıklığı kuvvetlendirici bir etkiye sahip. Özellikle C vitamini içeriği çok yüksek. O yüzden de yediğiniz zaman bir 6-7 tane yediğiniz zaman hem cildinizin daha güzelleştiğini hem kendinizin daha dinç, daha zinde olduğunu hissedeceksiniz. Sporcular spor yaptıktan sonra gayet rahatlıkla tüketebilirler. Kalp problemi olanlar, kalp rahatsızlığı olanlar veya kolesterol problemi olanlar yine aynı şekilde kalp sağlığını kuvvetlendirmesi için tercih edebilirler. Hamileler tercih edilebilir. Çünkü gerçekten de vücut direncini arttırdığı, bağışıklığı kuvvetlendirici bir etkiye sahip. 6 çilek bir porsiyon yapıyor. Yerken sayısına da dikkat etmeniz lazım. Ben bir oturuşta yarım kilo yerim. En az o da. Ne olur peki o zaman? Yani tabii hem şeker probleminiz varsa şekeriniz yükselebilir. Ya da o karşılayacak, bu enerjiliği karşılayacak olan bir aktiviteniz yoksa vücutta yağlanmaya neden olabilir. Bir ufak bir tane alayım. Peki doğru çilek nasıl olur? Bir porsiyondan fazla çilek bulunuyor ama bu çilekler doğru mu ya da nasıl seçmek lazım? Neye dikkat etmek lazım? Tabii her türlü meyve için geçerli bu ama çok çok aşırı olan büyüklükte olmamasına bu hormonlu olduğunun bir göstergelerinden bir tanesi olabilir. Kırmızı, koyu bir kırmızı olmasına dikkat etmekte fayda var. Doğru çilek tam olarak şu diyebilir miyiz? Hemen bunu elimize alırsak. Tam olarak galiba bu. Geçmemesinde fayda var, evet. Rengi de tam tutuyor. Rengi de tam tutuyor. Eğer tadı da tatlımsı, güzel bir lezzeti varsa rahatlıkla tüketebilirsiniz. Var mı peki, bir bakalım. Gayet güzel gözüküyor. Bayılırım, evet. Çok severim. Ne kadar yersiniz bir oturuşta? Onun hepsini yiyebilirim mesela. Tazmanya'dan yüreğinizi ağzınıza getirecek bir gösteri sunacağız şimdi sizlere. Yerden 400 metre yüksekte iki kayanın arasına gerilen ipte bakın adam nasıl şov yaptı. İki tepe arasında gerili bir halat. Ağı yok. Güvenlik önlemi olarak sadece belden bağlanan bir ip var. Alman ekstrem sporcu Lukas Irmler 400 metre yükseklikte tehlikeli bir şova imza attı. Burası Yeni Zelanda açıklarındaki Tazmanya Adası. Tehlikeli gösteri için Kapi Pilar Burnu seçildi. Muhteşem bir manzara eşliğinde yüreklerin ağızlara geldiği bu gösteriyi Alman fotoğrafçı Valentin Rapp kayda aldı. Sporcu yolu büyük bir dikkatle kat etti ve karşıya geçmeyi başardı. Lukas Irmler ip üzerinde yürümede oldukça deneyimli bir isim. 2006'dan bu yana dünyanın dört bir yanında benzer gösteriler yaptı. Diyor ve saygıyla huzurunuzdan ayrılıyoruz. Birazdan moderatör haber kuşağında Beyza Akan karşınızda olacak. Saat 11'de Allah nasip ederse Hikmet Genç'le biz huzurlarınızda olacağız. Yeniden güzel bir şarkı seçtik sizin için programın sonunda. Onunla veda edelim.